Yiyecek ve İçecek Yönetimi Dersi 1. Ünite Özeti Yiyecek-İçecek İşletmelerine Genel Bakış Giriş Yiyecek-İçecek İşletmeleri, yiyeceklerin ve içeceklerin servis olanaklarını sağlayan üretim işletmeleri olarak tanımlanabilir. 20. Yüzyılın yarısından itibaren yiyecek-içecek sektörünün hızlı bir gelişme göstermesi, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin zaman içerisinde değişmelerine sebep olmuştur. Bir başka tanımda ise müşterilere rahat ve huzurlu bir şekilde yeme ve içme olanağı sağlayan, gerek tek başına ve gerekse bir konaklama tesisine bağlı olarak çalışan kuruluşlar olarak ele alınmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinin sağladığı en önemli iki fayda ise ürün ve hizmetin hazırlanması ve sunulmasıdır. Yiyecek içecek işletmeleri yönetiminin kapsamı ve önemi Farklı isim ve şekillerde üretimde bulunan yiyecek içecek işletmelerinden en fazla bilinen örnekler, restoran, kafeterya, fast food, katerin işletmeleri ve otellerde hizmet veren yiyecek içecek birimleridir. Aynı zamanda büyük işletmelerde, hastanelerde okul gibi kurumlarda da yiyecek içecek üretimi de yapılabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde yıllar itibariyle yiyecek harcamalarında sürekli bir artış görülmüştür. Örneğin ABD'de, 1970 yılında yiyecek içecek sektöründen 42,8 milyar dolar, 1980'de 119,6 milyar dolar, 1990'da 239,3 milyar dolar, 2000 yılında 379,0 ve 2010 yılında ise 604,2 milyar dolar gelir elde edilmiştir. Bu rakamlar yiyecek içecek sektörünün hangi boyutta olduğunu ifade etmektedir. Türkiye’deki yiyecek içecek sektörü için yapılan sıvat analizi, aşağıdaki başlıklar altında kısaca şöyle açıklanabilir. Güçlü noktalar, genç ve artan nüfusuyla Türkiye’de hem üretim hem de tüketim artış göstermektedir. Türkiye gıda endüstrisi, ülkedeki mevcut tarımsal ürün çeşitliliği sebebiyle önemli ihracat fırsatlarına sahiptir. Gelişen bir ülke olarak, Tüketici harcamalarını da pozitif yönde etkileyecek olan kişi başı GSYH'de, gayri safi yurt içi hasıla, gelecek yıllarda artış beklenmektedir. Fırsatlar İlgi düzeyi yüksek genç nüfusun yeni marka ve ürünlere açık olması, turizm sektöründeki büyümenin yiyecek ve içecek sektöründeki tüketimi de artırması, henüz pazarın olgunluğa ulaşmaması sebebiyle yeni ürünlerin Türkiye'ye girebilme fırsatlarının olması. Zayıf noktalar Küresel ekonomik krizden etkilenen değişken ekonomik ortamın tüketici harcamalarını engellemesi. Alkollü içeceklerde talebin dini inanışlar ve yüksek özel tüketim vergisi sebebiyle Avrupa ülkelerine kıyasla düşük düzeyde kalması. Tehditler. Tarımda istikrarsız mevzuat ortamının gıda sektörünü de etkilemesi. Yüksek enerji ve ham madde maliyetlerinin yiyecek ve içecek üreticilerinin performanslarını olumsuz etkilemesi. Dünyadaki yüksek kalite ve düşük fiyatta şarap üreten yeni şarap üreticileri sebebiyle şarap endüstrisinde yaşanan rekabet olduğu görülmektedir. Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim süreci. Yiyecek içecek işletmelerinde hizmete sunulan ürünler için yürütülen yönetim faaliyetlerinin yer aldığı süreç, malzemelerin satın alınmasından sonra üretim süreci sonunda yiyecek ve içeceklerin müşterinin tüketimine kadar geçen süreyi içermektedir. Süreci oluşturan aşamalar ise şöyle sıralanabilir, S, 6, şekil, 1. 2. Menü planlama aşaması, işletme yöneticisi, aşçı başı ve şefler. Satın alma aşaması, satın alma görevlileri. Teslim alma aşaması, teslim alma görevlileri. Depolama aşaması, depo görevlileri. Depodan mal, ürün dağıtım aşaması, görevliler. Ön hazırlık aşaması, aşçı yamakları, kasap, hamur ustaları, hamurcu yamakları, salatacılar. Hazırlık aşaması: Sebzeciler, ızgaracılar, fırıncılar, pastacı ve tatlıcılar. Servis aşaması: Restoran müdürü, şef, garson, kaptanlar, garsonlar, komiler. Sanitasyon ve hijyen aşaması: Hijyen sorumlusu ve bulaşıkçılar. Yiyecek içecek işletmelerinin yönetsel fonksiyonları. Yiyecek içecek işletmelerinde yönetsel fonksiyonlar kısaca şöyle açıklanabilir. Tedarik fonksiyonu, yiyecek içecek işletmelerinde bir ürünün üretilmesi ve satışının yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin tedariki, tedarikçi belirleme, satın alma, teslim alma, depolama, depodan mal verme, hazırlık, üretim ve satış aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamalar gerçekleştirilirken de malzemelerin nereden, ne zaman, nasıl ve ne şekilde temin edileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Pazarlama fonksiyonu, yiyecek içecek işletmelerinde pazarlama çalışmaları, fizibilite, devam eden fizibilite çalışmaları ve pazarlama araçları kullanımı olarak ele alınmaktadır. Pazarlama amaçlarına ulaşabilmek için satışlar, reklam, halkla ilişkiler ve promosyon araçları kullanılmaktadır. Finansman fonksiyonu, finansal girdiler ve finansal çıktılar arasındaki dengenin finansal girdiler aleyhine hiçbir zaman bozulmaması ve dolayısıyla kıt olan fonların verimli kullanılması gerçeğini içermektedir. İleriki dönemlere ait finansal planların hazırlanabilmesi için restoran işletmesinin SWOT analizi yapması gerekmektedir ya da zayıf ve güçlü yönlerinin sağlıklı bir biçimde analiz edilmesi, ekonomik koşullar ile rakip firmaların ortaya çıkardığı tehdit ve fırsatların en uygun biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. İnsan kaynakları fonksiyonu İnsan kaynakları yönetiminde uygulanması gereken işlemler, insan kaynaklarının planlanması ve aranması, insan kaynaklarının seçimi ve işe yerleştirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, insan kaynaklarının motivasyonu, insan kaynaklarının yönetime katılımı, insan kaynaklarında performans değerlendirme ve ölçme, stres yönetimi, ücret yönetimi, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi, işten ayrılanların düzenlenmesinden oluşmaktadır. Arge fonksiyonu bu fonksiyonun temel amacı, devamlı olarak değişen bir çevrede hizmet veren yiyecek içecek işletmelerinin bu değişimlere adapte olmalarını sağlamak, gelişme ve büyümelerine yardımcı olmak ve sonuç olarak da canlılıklarının sürekliliğini sağlamaktır. Üretim fonksiyonu, genel anlamıyla üretim fonksiyonu, bir yiyecek içecek işletmesi için üretim yapılmak istenen yiyecek içeceklerin ön hazırlığının yapılması ve pişirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Otel işletmelerinde ise yiyecek içecek hazırlama olarak ifade edilen üretim süreci hazırlık, pişirme, üretim ve porsiyonlama olarak 3 ana bölümden oluşur. Yiyecek içecek işletmelerinin sınıflandırılması. Yiyecek içecek işletmeleri sınıflandırması şöyle listelenebilir. Ölçeklerine göre yiyecek içecek işletmeleri. Küçük ölçekli işletmeler, orta ölçekli işletmeler, büyük ölçekli işletmeler, büyüklüklerine göre yiyecek içecek işletmeleri. Büyük ölçekli işletmeler, orta veya küçük ölçekli işletmeler, mülkiyetlerine göre yiyecek içecek işletmeleri, özel işletmeler, kamu işletmeleri, karma işletmeler, hukuki yapılarına göre yiyecek içecek işletmeleri, turistik işletme belgeli yiyecek işletmeleri, belediye belgeli yiyecek işletmeleri, amaçlarına göre yiyecek içecek işletmeleri, kar amacı gütmesine göre işletmeler, kar amacı güden işletmeler kar amacı gütmeyen işletmeler, hizmet verdiği pazara yönelik işletmeler, sınırlı pazara yönelik işletmeler, genel pazara yönelik işletmeler, faaliyet alanına göre işletmeler, birinci faaliyet alanı yiyecek içecek olan işletmeler, ikinci faaliyet alanı yiyecek içecek olan işletmeler. Amaçlarına göre sınıflandırılan yiyecek içecek işletmeleri ise kar amacı gütmesine göre şöyle sınıflandırılabilir. Kar amacı güden işletmeler, sınırlı pazara yönelik kar amaçlı işletmeler. Genel pazara yönelik kar amaçlı işletmeler, kar amacı gütmeyen işletmeler, kurumsal işletmeler, endüstriyel işletmeler. Kar amaçlı, ticari amaçlı işletmeler, ticari yiyecek içecek işletmeler karlılığın asıl ilgi alanı olduğu işletmeler olarak tanımlanabilir. Amaç karı maksimize etmektir. Bu tür işletmeler yalnızca özel mülkiyetle değil, kamu mülkiyetinde de görülebilir. Kar amaçlı işletmeler de ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, sınırlı ve genel pazara yönelik kar amaçlı yiyecek içecek işletmeleridir. Sınırlı pazara yönelik kar amaçlı yiyecek içecek işletmeleri. Ulaşım sektöründeki terminaller, hava yolu, demiryolu ve deniz yolu gibi, kulüplerdeki iş adamları, politik, sosyal ve spor kulüpleri gibi ve endüstriyel işletme, katerin olarak yiyecek içecek işletmelerinden oluştuğu söylenebilir genel pazara yönelik kar amaçlı yiyecek içecek işletmeleri, oteller, restoranlar, barlar ve sinek barlar ile diğer işletmelerden oluşmaktadır. Otellerdeki yiyecek içecek hizmetleri çok çeşitlidir. Self servisten açık büfe hizmetlere, lüks otellerin garsonlu, gümüşlü servislerine kadar çeşitlilik gösterir. Restoranlar, müşterilere rahat ve huzurlu bir şekilde yeme ve içme olanağı sağlayan, gerek tek başına gerekse bir konaklama tesisine bağlı olarak çalışan kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Farklı servis hizmeti veren restoran işletmeleri kısaca şöyle açıklanabilir. Et restoranları, menü içeriğinin geniş olması nedeniyle aile restoranları ile bir rekabet durumundadır. Bu restoranlarda genellikle self servis kullanılması bahşiş sistemini ortadan kaldırdığı için fiyatlar daha da düşüktür. Spesiyelite restoranları, kendilerine has yemekleri ile ün yapmış restoranlardır. Örneğin, tavacı Recep Usta'nın kaburga dolması gibi. Ulusal restoranlar, tamamen bir ülke mutfağı kültürüne özgü yiyecek ve içeceklerin servisinin yapıldığı restoranlardır. Bu mutfakların önde gelenler Çin, Japon, İtalyan, Fransız ve Meksika restoranlarıdır. Lüks restoranlar, bu restoranlar yüksek alım gücüne sahip kişileri hedef pazar olarak seçerler. Menüler dünya mutfaklarının seçkin örneklerini içinde bulundurur. Etkileyici ve lüks bir dekora ve ambiyansa sahiptir. En kaliteli malzemelerle üretim ve servis yapılır. Mağam ve pop restoranlar, yemeklerin pek çoğunu taze yiyeceklerle hazırlayıp serviste daha çok bayan garson kullanan ucuz ve temiz restoranlardır. Fast food restoranlar, bu restoranlar, Amerika kıtasından tüm dünyaya yayılan yiyecek içecek işletmeleridir. Türkçe'ye hızlı servis olarak çevrilen bu tür yiyecek içecek işletmeleri, sınırlı bir menüye sahiptir. Yiyecek içecek fiyatlarının ekonomik olması nedeniyle pazarın tüm kesimine hitap etmektedir. Barlar ve sinek barlar günümüzde alkollü ya da alkolsüz içecek önemli bir müşteri potansiyeline ve kar marjına sahiptir. İçeceklerin yanında meze çeşitleri veya aperatif yiyeceklerden de servis edilmektedir. Sinek barlarda ise genellikle çay, kahve ve benzeri hafif hamburger, kek, pizza, ızgara ve benzer yiyeceklerin servisi yapılır. Diğer işletmeler, bu işletmeler, fast food tarzı hafif yiyecekler hazırlayıp sunmaktadırlar. Kısa sürede müşterilerin yiyecek ve içecek taleplerini karşılamaları gerekmektedir. Bu işletmelerden bazıları şöyle sıralanabilir. İkram hizmeti, katerin, veren işletmeler, stadyumlar, spor salonları ve hipodromlardaki yiyecek içecek üniteleri, sergi sarayları ve kongre merkezlerindeki yiyecek içecek üniteleri, eğlence alanları ve rekreasyonel parklardaki yiyecek içecek üniteleri, gross market ve hipermarketlerdeki yiyecek içecek üniteleridir. Kar amacı olmayan, ticari olmayan, işletmeler, bu grupta yer alan işletmelerin temel amacı kar etmek değil, aksine bünyesinde bulunan personele uygun fiyatla yiyecek ve içecek hizmet sunmaktır. Kar amacı gütmeyen işletmeler daha çok müşteri istek ve beklentilerine göre menülerini planlar. Kar amacı olmayan işletmeler, kurumsal ve endüstriyel yiyecek içecek işletmeleri olmak üzere ikiye ayrılabilir. Kurumsal yiyecek içecek işletmeleri, bu işletmeler, ticari amaç gütmeyen yiyecek içecek işletmeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu işletmelerin temel amacı maddi kazanç olmayıp sosyal faydadır. Bununla birlikte çok geniş kitlelere hizmet vermektedir. Endüstriyel yiyecek içecek işletmeleri, endüstriyel işletmelerde yeme içme hizmetlerinin özelliğine göre mutfak ve servis alanları düzenlenmeli ve ihtiyacı giderecek özellikte teçhizat, araç gereç ve personel bulundurulmalıdır. Bu işletmelerde içecek servisi ve operatif yiyecek servisinin sağlanabilmesi açısından destekleyici görev yapan otomatik satış makineleri bulundurulabilir. Yiyecek içecek işletmelerinde gıda güvenliği, Gıda güvenliği biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelere karşı ürünlerin hassas olmasından ötürü yiyecek içecek işletmelerinde gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Gıda güvenliği Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararın bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünü olarak güvenli gıda ise amaçlandığı biçimde hazırlandığında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibariyle tüketime uygun olan besin değerini kaybetmemiş gıda maddesi olarak tanımlanmaktadır. Gıdalarda bulunabilecek tehlikeler bakteri, virüs, parazit küf toksinler gibi biyolojik tehlikeler, pestisitler ve veteriner ilaçları, doğal toksik maddeler, endüstriyel kontaminantlar, gıda işleme sırasında oluşan toksik maddeler, gıda katkı maddeleri gibi kimyasal tehlikeler, cam, metal, plastik, tas, toprak, tahta parçaları, kıl gibi yabancı maddeler ve radyoaktivite gibi fiziksel tehlikeler olarak sınıflandırmaktadır. Yiyecek işletmelerinde gıda güvenliği konusunda en fazla risk oluşturabilecek faktörler şöyle sıralanabilir yetersiz pişirme işlemi, yiyecekleri tehlikeli sıcaklık aralığında, artı 5C, artı 65C, bekletme. Çapraz bulaşma, özellikle çiğ ve pişmiş gıdalar arasında. Kişisel hijyen yetersizliği, ekipmanların yetersiz temizliği, güvenli olmayan kaynaklardan tedarik edilen gıda maddeleri. Ülkemizde gıda işletmelerinin denetimin ve kontrolünü resmi olarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, il özel idaresi ve belediyeler tarafından görevlendirilen gıda denetçileri yapmaktadır. Gıdalar güvenli olarak üretilmediği ya da servis edilmediği zamanlarda, gıda enfeksiyonu ve gıda zehirlenmesi şeklinde gıda kaynaklı hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Yiyecekleri güvensiz hale getiren üç tür tehlike vardır. Mikrobiyolojik tehlikeler, bakteri, virüs, küf ve parazit ve benzeri. Fiziksel tehlikeler, cam, tahta, kemik parçaları, saç teli, zımba teli ve benzeri. Kimyasal tehlikeler, alerjenler, tarım ilaçları, veteriner ilaç kalıntıları, toksin mineraller, deterjan ve dezenfektan kalıntıları ve benzeri. Yiyecek ve içecek yönetimi dersi 2. ünite özeti. Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim süreci. Giriş. Her işletme, insanların, işlerin ve insanlar ile işlerin arasındaki ilişkilerin düzenlendiği, işletme sahipleri ve veya üst düzey yöneticiler tarafından geleceğin planlandığı ve bu plana uygun olarak hareket edilip edilmediğinin denetlendiği bir ilişki ve iletişim ağıdır yiyecek içecek hissetmeleri, besinlerin ham maddelerinin satın alınmasından işlenerek servise sunulmasına ve müşteri dönüklerinin, feedback, geri bildirim, değerlendirilmesine kadar geçen süreçte diğer tüm örgütler gibi, örgütsel amaçlarına ulaşmak için yönetim sürecinden yararlanmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim süreci ve yöneticiler yönetim, genel olarak, bir işletmenin veya örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için sahip olduğu üretim kaynaklarını, doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, ham madde, makineler, teknoloji, etkili ve verimli olarak kullanılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Süreç olarak yönetim ise işletmenin veya örgütün elindeki kaynakları planlayarak, örgütleyerek, yürüterek ve denetleyerek diğer insanlar aracılığıyla etkili ve verimli biçimde kullanma ve amaçlarını gerçekleştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Tüm örgütlerde ortak olan noktalar: Amaç ve hedefler, plan, kaynaklar ve liderlik ya da yöneticilerdir. Yönetim sürecini gerçekleştiren yöneticilerin farklı işletme yapılarında ve işletmenin farklı düzeylerinde ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere çalışmaları beklenmektedir. Farklı yönetim pozisyonlarında farklı roller üstlenen yöneticiler farklı türden problemleri çözmeye çalışmaktadır. Bir restoranda şef pozisyonunda çalışan kişiler günlük faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu, çalışanlarla birinci elden ilgilenen kimselerdir. Restoran müdürü, restoran şefinin amiri olarak ve orta dönemli planlardan sorumlu olarak işe alımlarda ve örgütleme faaliyetlerinde yetki sahibidir. Yiyecek içecek müdürü ise her iki pozisyona amirlik eden ve zamanının büyük bölümünü örgütün geleceğine yönelik planlara ayıran bir yöneticidir. Bir yiyecek işletmesi de diğer örgütler gibi yönetimin temel ilke ve uygulamalarına bağlıdır. Eğer örgüt sağduyuya değil de bilimsel yönetime uygun yönetiliyorsa incelenmesi daha kolay olacaktır. Günümüzde yönetim sürecinde geçerli olan pek çok yeni yaklaşım ve yöntem işletmelerin temel yeteneklerine odaklanmaktadır. Diğer bir deyişle temel yetenekler bir işletmeyi diğerlerinden ayıran taklit edilmesi güç yeteneklerini ifade etmektedir. Yönetim süreci, genel olarak işletmelerin temel yeteneklerine odaklı stratejilerini uygulayabilmeleri için yerine getirmeleri gereken yönetim fonksiyonlarını ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, bir işletmeyi rekabet üstü kılacak olan stratejiler yönetim süreci ile hayata geçirilmektedir. Planlama. Yönetim fonksiyonlarının ilki olan planlama, örgütsel amaçların yerine getirilmesi için hangi etkinliklerin nasıl yapılacağını belirleyen bir çerçevedir. Planlamanın amacı, geleceğe yönelik olarak açık bir biçimde amaçların ve politikaların belirlenmesi ve amaçlara yönelik etkinliklerin saptanmasıdır. Günlük işlerin tasarlanmasından kısa ve uzun dönemli planların yapılmasına kadar tüm planlama faaliyetleri bu fonksiyonun içinde yer almaktadır. Örgütün tümüne yönelik yapılan planlar üst yönetimin sorumluluğunda olmakla birlikte Amaçların hazırlanması ve planların yenilenip ve geliştirilmesi süreçlerinde örgütün tüm birimlerinin yer almasının etkililik ve verimliliği arttıracağı düşünülmektedir. Planlama fonksiyonu geleceğe yöneliktir. Planlamada başarılması gereken ile bunun nasıl başarılabileceği göz önünde tutulmaktadır. Diğer bir deyişle planlama, geleceğe yönelik amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara yönelik yapılacak etkinliklerin saptanmasıdır planlama fonksiyonunun çıktısı ise planlardır. Başka bir ifadeyle, planlamadan söz edildiğinde geleceğe yönelik bir tasarım yapılmakta ve yazılı hale gelen planlar yardımıyla bu tasarılar somutlaşmaktadır. Planlama aşamaları ise altı adımdan oluşmaktadır. Birinci aşama, durum analizlerinin yapılmasıdır. Durum analizlerinde zaman ve kaynak kısıtlamaları altında plan yapılan konuyla ilgili tüm bilgilerin elde edilmesi, yorumlanması ve özetlenmesi beklenmektedir. Durum analizlerinde geçmiş olayların analizi, mevcut durumun sorgulanması ve geleceğe yönelik kestirimlerde bulunulması sağlanır. Bu analizlerde iç çevreye verilen dikkat, açık sistemler yaklaşımı ışığında dış çevreye de yönelmektedir. Planlamanın ilk aşamasının misyon ve misyon temelinde gelişmesine yönelik görüşler de bulunmaktadır. Buna göre, işletmeler çevre değişimlerine tepki vermek ve günlük sorunların üstesinden gelebilmek için tepkisel, reaktif davranmakta, bu nedenle de enerjilerinin çoğunu değişimlere yanıt vermekle geçirmektedir. Buna karşılık, örgütlerin önlem alıcı, proaktif anlayışı benimsemeleri Problem durumunun ortaya çıkmasından önce planlama yaparak geleceği kurgulamaya çalışmalarıyla ifade edilmektedir. Misyon ifadesini açıklamanın işletmeler açısından avantajları şöyle sıralanabilir. Misyon ifadesi işletmenin toplumdaki imajını belirlemektedir. Misyon açıklandığı ve özellikle üst kademe yönetim tarafından benimsendiği zaman işletmelerin büyüme konusundaki kararları rafine edilmekte ve gereksiz sektörlere girmeleri önlenmektedir misyon açıklamaları motivasyon ve ekip çalışmalarına ortam hazırlamaktadır. İşletmeler stratejik plan ve programları daha rahat yapma ve değerleme olanağına kavuşmaktadır. İşletmelerin faaliyet sonuçlarını değerlemek daha sağlıklı ve daha kolay olmaktadır. Kamuoyu işletmeleri daha rahat değerlendirmekte ve halkla ilişkiler daha rahat yürütülmektedir misyon açıklamaları, işletmelerin ani alınan yanlış kararlardan sakınmalarına yardımcı olmaktadır. İkinci aşama, alternatif amaç ve planların belirlenmesidir. Bu aşamada, durum analizlerinden elde edilen bilgilerle önceki planların gözden geçirilmesi sonucu yeni amaçlar ve bu amaçlara varmak için izlenecek yollar belirlenmektedir. Yöneticileri ve çalışanları yaratıcılık konusunda cesaretlendiren bu süreçte işlere ve süreçlere ilişkin geniş bir perspektif kazandırma olasılığı artmaktadır. Üçüncü aşama, amaçların ve planların değerlendirilmesidir. Yöneticiler, oluşan alternatif amaç ve planları, olumlu yanları, olumsuz yanları ve potansiyel etkileri bakımından inceler. Ulaşılmak istenen amaçlar önceliklerine göre ayrılır ve kimi amaçlar elenir. Dördüncü aşama, amaç ve plan seçimidir. Yöneticiler bu aşamada önceden değerlendirdikleri amaç ve planlar arasından en uygun ve yapılabilir olanı seçer. Üçüncü aşamada, amaç ve planlar bakımından öncelikler ortaya çıkmıştır. Bu öncelikler arasında karşılaştırmalar yapılarak uygun yöntem ve teknikler ortaya konur. Beşinci aşama, uygulama aşamasıdır. Bu aşamada yöneticiler seçilen amaçlara yönelik planları uygulamaya koymalıdır. Çünkü planlar birer tasarımdır ve uygulamaya konmadıklarında gerekçelerini yitirirler. Bu nedenle de uygulamaya konulmayan planlar örgütler için bir maliyet kalemi olmaktan öteye gidememektedir. Diğer bir durum ise planların doğru biçimde uygulamaya konulmasıyla ilgilidir. En iyi planlar dahi doğru biçimde uygulanmadıklarında yararsız olmaktadır. Son aşama, amaç ve planların değerlendirildiği aşamadır. Beşinci aşamada uygulamaya geçirilen planlar, altıncı aşamada izleme ve değerlendirmeye tabi tutulur. Bu aşama, tasarlanan planların ve yapılan uygulamaların başarısını ölçmek ve geleceğe yönelik dönütler açısından hayati bir önem taşımaktadır. Örgütleme, yönetim sürecinde yer alan fonksiyonlardan ikincisi, örgütleme fonksiyonudur. Örgütleme, organize etme fonksiyonu bir örgütün planlarını gerçekleştirmesi için gereken düzenlemelerin tümünü kapsamaktadır. Örgütleme faaliyetinin amacı, görev yapısı ve yetki ilişkilerinin tasarlanması aracılığıyla örgütte koordinasyonun sağlanmasıdır. Örgütleme fonksiyonu, özetle çalışanların yetenek ve motivasyonlarına uygun bir örgüt yapısı kurarak örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlamaktadır. Örgütleme fonksiyonu İnsan kaynakları yönetimini de içine alacak biçimde genişletildiğinde, iş gücü gerekleriyle iş analizlerini de kapsayan bütüncül bir fonksiyondur. Bir işletmede örgütleme fonksiyonu, kaynakları etkili kullanmak için yapılan bir düzenlemedir. Örgütleme sürecinin genel olarak kapsadığı noktalar şöyle sıralanabilir: Amaçların belirlenmesi, amaçlara yönelik olarak hangi işlerin yapılacağının belirlenmesi, işlevlerin saptanması, insan kaynakları ve fiziksel olanakların değerlendirilmesi, işlevlerin, fiziksel olanakların ve insan kaynaklarının örgütsel bir yapı içinde gruplandırılması, işlevlendirme ve bölümlere ayırma. Belirli bir işi yapma sorumluluğunun saptanması ve bu işi yapmak için gerekli kararları verme ve eyleme geçme yetkisinin devredilmesi, işin başarılıp başarılmadığının belirlenmesi. Örgütleme, Amaçlara uygun olarak işlerin gruplandırılması, bölüm ve departmanların kurulması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek verimli çalışmaya uygun bir yapının oluşturulması ve koordinasyonun sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Bir örgüt yapısının kurulmasında bir dizi adımın takip edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu adımlar kısaca şöyle açıklanabilir. Amaçların belirlenmesi ve tanımlanması, her bir örgüt amaçlarını en yüksek düzeyde etkili, en fazla verimli ve en az çaba ile gerçekleştirmek ve çalışanlarına gelişim sunacak bir ortam sağlamak olarak belirlemektedir. Yiyecek içecek işletmelerinde ise bu amaç, finansal kaynaklar dahilinde en iyi besinlerin üretimi ve servisidir. Yapılacak işlerin analizi ve sınıflandırılması, ana hedeflere yönelik olarak birbirine benzeyen alt hedeflerin gruplanmasıdır. Sınıflandırma yapabilmek için işler arasında bir mantık bağı olması gerekmektedir. Bu bağ ise analizler yapılarak kurulabilmektedir. Sınıflandırmada benzer beceriler, benzer araç gereçler gerektiren ve aynı mekanda gerçekleşen işler bir araya toplanmaktadır. Çalışanlara işle ilgili ayrıntılı bilgi verme, çalışanların iş tanımlarının kendilerine bildirilmesi, yaptıkları işe yönelik yeni ve güncel bilgilerin kendileriyle tartışılmasıdır. Birinci ve ikinci maddelerde tarif edilen amaçların değişmesi ya da var olan sınıflandırmanın gözden geçirilmesi, çalışanların işlerini doğrudan etkilemektedir. Çalışanların kendi aralarında ve yönetimle olan ilişkilerini düzenlemek, her bir işin ya da iş grubunun departmanlara ayrılmasının ardından her düzeydeki yetki ve sorumlulukların tanımlanması gerekmektedir. Yetki ve sorumlulukların tanımlanmasında önemli olan nokta, yetki ve sorumluluk denkliğidir. Yöneltme, yöneltme fonksiyonu, düğmeye basma ve işletmeyi amaçlara uygun olarak harekete geçirme aşamasıdır. Yönetim, genel anlamıyla başkaları aracılığıyla iş görme ya da ortak amaçlara yönelik olarak diğer insanları koordine etme olarak tanımlanmaktadır. Burada diğer insanlar ya da başkaları aslar, müşteriler, tedarikçiler, kurumlar ya da genel olarak halk olabilmektedir önemli olan yönetimin her zaman insanlarla ilgili olmasıdır. Başka bir söyleyişle, diğer insanların içinde olmadığı işler yönetsel işler değil teknik işlerdir. Yöneltme fonksiyonu, yöneticiler açısından, sorumlu oldukları kişileri harekete geçirecek iletişim ve motivasyon araçlarından yararlanmayı gerektirmektedir. Bunun yanında, liderlik kişilere özgü bir özellik olarak sınırlandırılmadığında, Uzun dönemli bakış açısıyla kısa dönemli bakış açısı arasındaki fark öne çıkmaktadır. Başka bir söyleyişle, yönetme fonksiyonunun içinde liderlik, bir yiyecek içecek işletmesinin geleceğe yönelik vizyonunu tasarlamak ve örgütün genelinde değişim yaratmak için gerekli bir özelliktir. Liderlerin geniş bir perspektife uzun dönemli planları gerçekleştirmek için çalışmaları ve altında çalışan kimseleri bu konuda yönlendirmeleri liderliği gösteren eylemlerdir. Buna karşın, zamanını ve enerjisini günlük, haftalık veya aylık kısa dönemli hedefleri yerine getirmek için harcayan yöneticiler liderlik becerilerini geliştirecek olanaklardan yoksun kalmaktadır. Yöneticilerin çalışanları örgütsel amaçlar konusunda güdülemeleri yöneltmenin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Denetleme, denetleme fonksiyonu yönetim sürecinde son aşamada yerine getirilen fonksiyondur. Bir yöneticinin gerçek sonuçların planlanan sonuçlara uyup uymadığını belirlemek için yerine getirdiği tüm yönetsel çabaları içermektedir. Denetleme sürecinde üç tür kontrol mevcuttur. S 32, şekil 2. 3. Ön kontrol, eş zamanlı kontrol, dönüt kontrol. Ön kontrol, örgütte yararlanılan kaynakların nicelik ve nitelik açılarından hatalı kullanılmalarını engellemeye odaklanmaktadır. Söz gelimi, bu kaynaklar içinde insan kaynağı fiziksel ve bilişsel olarak verilen görevleri yerine getirebilecek becerilere sahip olmalıdır. Malzemeler doğru yerde, ulaşılabilir ve yeterli miktarda olmalıdır. Buna ek olarak sermaye, uygun yerin ve araç gereçlerin alımını sağlayacak biçimde elde bulunmalıdır. Diğer finansal kaynaklar da doğru zamanda ve doğru miktarda hazırda tutulmalıdır. Eş zamanlı kontrolde bilgi akışı sağlanırken sağlanan bilginin doğrudan düzeltici bir eyleme dönüşme olasılığı ortaya çıkmaktadır. Ön kontroller, işletme faaliyetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesinde öncü bir role sahipken eş kontroller sorunların ortaya çıkışında anında müdahale şansı durmaktadır. Örneğin, restoranda müşterilerin bekleme sürelerindeki anlık artışlar, mutfaktan kaynaklanan bir sorun nedeniyle ya da sipariş sisteminden kaynaklı olabilir. Bu durumda, yiyecek içecek yöneticileri mutfak ve restoran arasındaki ürün akışını anında kontrol ederek sorunları tespit edebilir ve düzeltici eylemleri yürürlüğe koyabilir. Son olarak dönüt kontrolünde artık geriye dönülemez sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle sistem yaklaşımının bir örneği olarak sonucu yaratan girdiler ve süreçler yeniden gözden geçirilmekte, aksama olan noktalar belirlenmekte ve sorunların bir daha ortaya çıkması engellenmeye çalışılmaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinde çalışanların sezonluk, düşük ücretle ve güvencesiz çalışmaları, yüksek stres, düşük iş tatmini ve yüksek personel devir hızıyla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, müşteriler kadar çalışanlar açısından da yapılacak olan dönüt kontrolleri işletmenin çalışma ortamının düzelmesine katkıda bulunabilir. Yiyecek ve içecek yönetimi dersi 3. ünite özeti. Menü yönetimi. Giriş. Menü, basit bir ifadeyle yemek listesi olarak tanımlanabilir. Yiyecek içecek işletmelerinde menü, pazarlama aracı, iz planı, kuruluş yeri seçim referansı, mefruşat ve atmosfer rehberi, sunulan ve hazır yemeklerin listesi, kimliği, uygulanacak servis yönteminin belirleyicisi gibi birçok özelliği bünyesinde bulundurmaktadır. Menü, bakıldığında işletmelerin her iş ve görevle ilgili rehberidir. Menü kavramı, tarihi ve önemi. Menü, yiyecek içecek işletmeciliğinde en önemli anahtar unsurdur. Yiyecek içecek hizmetinin verilmesinde bütün girdilerin neye ihtiyaç duyduğu menüye göre belirlenmektedir. İşletmenin yeri, mekan tasarımı, organizasyon yapısı, çalışanların bilgi birikimi ve deneyimi satın alma, depolama, mutfak dizaynı, salon dizaynı, uygulanacak servis tipi gibi pek çok üretim girdisinin planlama ve uygulaması menü ile başlamaktadır. Menü, Webster's New World Dictionary'e göre Latince, minitus, sözcüğünden gelmekte ve küçük, ayrıntılı anlamlarını ifade etmektedir. İşletmelerde veya müşteriler tarafından siparişi verilen ve birbiri arkasına sıralanan her yiyecek içecek grubu menü olarak adlandırılmamalıdır. Ülkemizdeki yeme içme alışkanlıklarına bakıldığında çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan bir sıra yemek menü olarak ifade edilmektedir. Bu sıralama kültürden kültüre ve yenilen yemeğin hangi öğünü kapsadığı ile bağlantılı olarak değişiklik arz edebilmektedir. Menü kavramı ile ilgili olarak günlük hayatta sık sık karşılaşılan bir başka durumda işletmelerin sunmuş oldukları yiyeceklerin ayrıntılı bir listesi olan kartların menü olarak adlandırılmasıdır. Menü kartı olarak adlandırılan bu kartlar yaygın olarak menü olarak ifade edilmekte ve aslında bu kartlar işletme için bir referans unsuru özelliği taşımaktadır. Sümerler yazıyı ilk kullanan medeniyettir. Onlar sayesinde bugünün ilk menü listelerinin tarihi bilinmektedir. Milattan önce kil tabletlere yazdıkları ve tanrılara sundukları akşam yemeği menüleri ilk yazılı menüler olarak tarihe geçmiştir. Her ne kadar dünya gastronomi literatüründe pek rastlanmasa da ziyafet sofraları ile ilgili bilgilere Orhun yazıtlarında da yer verilmektedir. Buradaki, yuk, ölü aşı olarak ifade edilmektedir. Çoğu zaman menüler aslında bir işletmede hazırlanan ve servis edilen yiyecek ve içeceklerin müşterilere sunulması ve oradan seçim yapmaları için değil, yemekleri pişirecek olan aşçılara hangi yemekleri pişirmeleri gerektiği ile ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılan listelerdi. Aşçılar kendilerine verilen bu listelere bakarak malzeme tedariki yapıp yemekleri hazırlardı. Yine menüler seçkin davetlerin, akşam partilerinin yiyeceklerini adını veren bir liste olarak da bilinmektedir. Bugün bilinen restoran menüleri, nispeten yeni bir olgudur. Gıda ve yiyecek içecek üzerine çalışan tarihçiler restoran menülerinin Fransız devriminin bir, yan etkisi, olduğunu ifade etmektedirler. En azından 1700'lü yılların ikinci yarısından sonra restoranlarda kullanılmaya başlanan basılı menü veya kartlar müşterilerine yemek seçme imkanını sağlamıştır. Menü bir işletmenin öncelikli olarak müşteriye hizmet sunulmadan önce ilk imaj yaratan fiziksel unsurlarından biridir. Menünün bir başka önemli olduğu nokta da beslenmedir. Hazırlanan menünün işletmede yemek yiyen, yiyecek olan müşterilerin besin ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Menü türleri Günümüzde pek çok yiyecek içecek işletmesi farklı tip ve özellikle yeme içme hizmeti sunmaktadır. Sunulan bu farklı hizmetin altında yatan en önemli etken uygulanan menüdür. İşletmelerin hizmet etmek istedikleri hedef kitleye, işletme imkanlarına, yer ve gelecek hedefleri gibi pek çok konuya göre hazırlamış oldukları menüler yine aynı nedenlerden dolayı birbirinden farklılaşmaktadır. Menülerin sınıflandırılmasında kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır. Hangi yemeklerin sunulduğuna göre menüler, statik, dönüşümlü, sezona göre, pazar, talebe göre, menü, karışık, hybrid menü, Kaliforniya menü alakart menü şeklinde sınıflandırılmaktadır. Temel olarak bakıldığında menüler iki ana gruptan yani, tabildot, tabledot ve alakart menülerden ve son yıllarda sıklıkla rastlanan büfe servis usulüyle sunulan yiyeceklerin bulunduğu büfe menülerinden oluşmaktadır. Öğün menüleri, sınıflandırmada servis zamanına göre menü türleri içinde yer alan öğün menüleri. Kahvaltı, geç kahvaltı, öğle, akşam ve Geç akşam yemeği menüleri şeklinde açıklanacaktır. Öğün menülerinin dışında menüleri farklı bir sınıflandırmayla ifade etmek gerekirse, fiyatlandırma ve sunum şekillerine göre menüler şeklinde sınıflandırmak uygun olacaktır. menü, table. Dot, kelime anlamı olarak ev sahibi ya da otelcinin, işletmecinin masasından yemek şeklinde ifade edilmektedir. Bu menünün özellikleri şöyle sıralanabilir kısıtlı, az sayıda yemeğin sunulduğu, genel olarak 3 veya 4 çeşit. Yemekler arasında limitli seçme imkanının olduğu, sabit satış fiyatının olduğu, tüm yemeklerin belirli bir süre içerisinde servis edildiği menüdür. Ala carte menü, ala carte menü, ala carte yani karta göre, karttan seçme imkanı sağlayan, karttan seçilen anlamlarını taşıyan bu menüye adını veren kelime Fransızcadan geçmiştir. Her bir yemeğin ayrı ayrı gruplar halinde yazıldığı, gruplar içerisinde her bir yemeğin ayrı ayrı fiyatlandırıldığı, müşterilerin hazırlanan menü kartlarından istediklerini seçerek sipariş verdikleri, hazırlıkların siparişten sonra yapıldığı, işletmede bulunan ve servisi yapılabilecek tüm yemekleri kapsayan, işletmenin sınıfına göre çok pahalı yiyeceklerin ve spesiyallerin bulunduğu bir kart ve bir servis şeklidir. Açık büfe menü, öğünlerde, kahvaltı, branş, öğle, akşam, supe, sunulacak yemeklerin ve içeceklerin bir servis elemanı tarafından değil de misafirlerin yemek gruplarına göre, ordo, ana yemek, tatlı, meyve, gösteri büfe yemekleri, içecek ve benzeri. Düzenlenmiş ve dekore edilmiş büfelerden kendilerinin alarak yemeklerini yedikleri bir servis şeklidir. Gala büfe menüsü, Gala kelime anlamıyla şölen, eğlence anlamlarına gelmektedir. Bu bağlamda gala yemeği, bir resmi törenden sonra verilen yemeği, bir kutlama etkinliği yemeğini, bir film gösteriminin ilk kez yapıldığı zamanlarda verilen yemeği, bir mezuniyet töreni sonrası verilen yemeği ve benzeri. çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla bu yemekleri düzenleyen bir komite veya ev sahibi bulunmaktadır. Gala yemekleri bir ziyafet organizasyonu şeklinde tabildot menü şeklinde düzenlenebileceği gibi konukların kendilerinin yemeklerini seçebileceği açık büfe şeklinde de düzenlenebilmektedir. Dönüşümlü menüler, tabildot menü uygulaması yapan, açık büfe menü uygulaması yapan ticari yiyecek içecek işletmelerinin yanında hastane, askeri birlikler, okullar, fabrikalar gibi toplu beslenmenin yapıldığı ticari olmayan kurumlarda sunulan yemeklerin tek düzeliğini ortadan kaldırmak, Çeşitlilik sunmak ve grupların ya da müşterilerin beslenme ihtiyaçlarını da gözeterek belli periyotlar için hazırlanan menülerin ya tekrar başa dönerek ya da farklı çizelgeler şeklinde hazırlanarak dönüşümlü olarak sunulduğu menülerdir. Şefin menüsü, son dönemlerde televizyonlarda yapılan yemek programları, yarışmalar, ünlü şeflerin tarifleri, gastronomi içerikli programlar gastronomi turizmini popüler hale getirmiştir. Gastronomi turları içerisinde ünlü şeflerin sohbetlerine, kurslarına katılmak ya da onların çalıştığı işletmelerde yemek yemek gibi etkinliklerde bulunulmaktadır. Oda servisi menüsü, otel işletmelerinde çeşitli nedenlerden dolayı genel servis alanlarına inmeyip odasında yeme içme ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler için hazırlanmış menülerdir. Kaliforniya menüsü, bir yiyecek işletmesinde müşterilerin günün herhangi bir öğününde farklı öğünlerde servis edilebilecek yiyecekleri talep edebilme serbestlisi sunan menü çeşididir. Ziyafet menüsü, konaklama işletmeleri ve bağımsız yiyecek içecek işletmelerinin günlük yiyecek içecek hizmetleri dışında sunmuş oldukları özel hizmetleri ifade etmektedir. Çocuk menüleri genel olarak hazır hızlı yemek fast food hizmeti sunan yiyecek içecek işletmelerinin çocukları bir pazar bölümü olarak görmeleri ve cezbedici oyuncaklarla destekleyerek daha küçük porsiyon miktarlarında onlara has uygulamış oldukları menüdür. İçecek menüleri, Tabildot menü uygulamalarında içecek menüleri, eğer bir ziyafet ise yemeklerin hemen altına yazılarak, bu menüyü uygulayan bir yiyecek içecek işletmesi ise ayrı bir menü kartı düzenlenerek misafirlere sunulmaktadır. İşletme eğer bir alakart servis hizmeti sunuyorsa, içecek menülerine ilişkin düzenleme işletmenin vermiş olduğu hizmetin kalitesine ve işletme sınıfına göre farklılık göstermektedir. İşletmede sunulan yemek öncesi alınan, aperitif, içecekler, yemeklerle beraber alınabilecek alkollü ve alkolsüz içecekler, yemek sonrası servis edilen, digestif, içeceklere yer verilmektedir. Tadım menüleri, misafirlere yemek seçimi yapmadan önce yemek gruplarının her birinden farklı alternatiflerin küçük parçalar halinde sunulduğu yemek öncesi bir gösteri olarak ifade edilmektedir. Özel menüler, bu tip menüler genel olarak çeşitli etkinlikler ve özel beslenme durumlarında başvurulan menülerdir. Günün menüsü, özellikle öğle yemeği hizmeti sunan alakart restoranlarda vakti az olan misafirler için seçimi kolaylaştırmak ve alakart servis edilen yiyeceklerin hazırlanma süresini beklemek istemeyen misafirlerin tercihlerine sunulan bir menüdür. Menü planlama. Yiyecek içecek işletmelerinin başarısında en önemli faktörlerin başında menü planlama gelmektedir. Menünün iyi planlanması ile müşterilere sunulan hizmet etkili bir şekilde yapılabilecek ve işletme finansal hedeflerine daha kolay ulaşabilecektir. Menü planlama yine işletmelerin ticari olup olmamaları ile de yakından ilgilidir. Menü planlama ticari olmayan işletmelerde müşterilerin genel olarak her gün aynı olması nedeniyle çeşitliliğe daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Ticari olmayan ya da kurumsal işletmelerde menü planlaması yapılırken hedef grubun besin ihtiyaçları, yemek alışkanlıkları gibi kişisel etmenlerin yanında maliyetler, personel, yiyeceklerin hazırlık süresi, tedarik süresi hazırlanacak yemeğin bekleme süresi gibi işletme ile ilgili etmenler ve mevsimsel özellikler dikkate alınacak önemli noktalardır. Yemeklerin yapılacağı malzemenin tedarik süresi menünün başarısı için oldukça önemlidir. Zamanında ve yeterli miktarda temin edilemeyecek ya da zamanında gelmeyecek cinsten malzemenin tedarik süreci iyi hesaplanmalıdır. Mevsim menü planlamada önemli olan bir başka husustur. Renk uyumu iyi bir menü için oldukça önemlidir. Menüdeki yiyeceklerin kıvamları birbirine yakın olmalıdır. Ticari işletmelerin menü planlarken en önemli kaygıları satışlardır. Ticari işletmelerde menü işletmelerin türüne göre farklılık göstermektedir. Pek çok üst sınıf yiyecek işletmesi, sınırlı menülü işletmeler ve kafeteryalar genelde hep sabit menü uygulaması yapmaktadırlar. Menü planlamak işletmeyi ve hedef kitleyi iyi tanımakla yakından ilgilidir. Bu yüzden menü planlama karmaşıktır ve ciddi sorumluluk istemektedir. Hedef müşteri kitlesini tanımak, menünün planlanmasında en önemli husus hangi müşteri kitlesine hitap edileceğidir. Mevcut olan ya da yeni açılması düşünülen işletmede ne tür misafirler yemek yemekte yiyecekler? hedef müşteri kitlesinin menüdeki yemek grupları için gönüllü oldukları fiyatlar ne kadardır? Misafirler işletmeden ne tür yemekler beklemektedir? Hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentileri nelerdir? Gibi sorulara cevap aramak en doğru yol olacaktır. Menü planlaması yapılırken planlama yapacak kişi ya da kişilerin hedef müşteri kitlesi ve işletme imkanları iyi bilinmelidir. Örneğin, işletmede soğuk order menü servis edilmiyorsa menü çorbalarla başlamaktadır. İşletmede hangi yemek gruplarından ne tür yemeklerin menüde yer alacağına ilişkin karar verildikten sonra son olarak yapılacak değerlendirme de dengedir. Menüde denge, faaliyet, estetik ve besin dengesi açısından menüyü son bir değerlendirmeye tabi tutmaktır. Menü tasarımı Son yıllarda yiyecek içecek hizmetinde sunum ve servis açısından pek çok değişiklikler olmuştur. Eskiden menü pek çok işletmede sözlü olarak duyurulurken sonraları yazılı hale gelmiştir. Menülerdeki değişimi son dönemlerde popüler olan Michelin yıldızlı işletmeler ya da ünlü şefler ile teknolojik olanaklar tetiklemiştir. Teknolojinin günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelmesiyle basılı, yazılı menülerin yerini günümüzde tablet menüler almaya başlamıştır. Menüde tasarım, menü tasarımı yapılırken genel olarak işletmelerin düştüğü en büyük hata ne kadar çok yemek menüde bulunursa o kadar çok satış olur mantığı bulunmaktadır. Aksine menü ne kadar detaylı olursa müşterinin seçimini o kadar zorlaştırmaktadır. Piyasada 5 tip menü tasarımı kullanılmaktadır. Bunlar tek sayfa, ikili panel, dikey ya da yatay mektup katlanmış, üçlü panel ve çoklu sayfalardan oluşan menülerdir. Menünün tasarımında önemli olan bir başka husus da baskı, renk, çizimler, şekiller, ürün resimleri gibi tasarımı zenginleştirdiği düşünülen düzenlemelerin olup olmayacağıdır. Kullanılan dil işletmenin faaliyette bulunduğu ülkenin ana dili olmalıdır. Ancak bazı yemek adları vardır ki onların orijinal haliyle yazılması gerekmektedir. Menü fiyatlandırma Menü planlaması ve maliyet çalışmaları yapıldıktan sonra sıra fiyatlandırmaya ve menüde bulunan her bir yiyecek için bir satış fiyatı belirlemeye gelmiştir. Fiyat, müşteriye işletmenin kalitesi ile ilgili sinyaller veren önemli bir pazarlama karması elemanı, anahtar bir etmendir. Hedef pazardaki müşteri kitlesinin bir kısmı kesinlikle düşük ücret ödemeyi isterken, bazı müşteriler ortalama fiyat ve bazı müşteriler de yüksek fiyatlar ödemeye gönüllüdürler. Burada en önemli nokta sunulan yiyecek içeceklerin kalitesi ile fiyatı arasındaki dengenin iyi ayarlanmasıdır. Yiyecek içecek işletmelerinin hedefleri fiyatlandırma kararlarında oldukça etkilidir. Fiyatlandırmada güdülen amaç işletmenin genel ve pazarlama hedeflerini yansıtmaktadır. Yiyecek içecek sektöründe ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan yöntemler. Subjektif fiyatlandırma yöntemleri ve Objektif fiyatlandırma yöntemleri diye iki şekilde yapılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan subjektif fiyatlandırma yöntemleri bazen yöneticilerin detaylı maliyet çalışması ve bilgisi eksikliğinden, bazen rakiplerin fiyatlarından fazla fiyat belirlemek istememekten, bazen de tecrübe ve sezgiye dayalı olarak yöneticiler tarafından pazarın durumu göz önüne alınarak uygulanmaktadır. Objektif fiyatlandırma yöntemi NDE menüde bulunan yiyecekler ve katlanılan diğer maliyetler hiç dikkate alınmamaktadır. Objektif fiyatlandırma yöntemleri bilimsel, gerçekçi uygulamalara dayanmaktadır. İşletmeler genel olarak işletme ve pazarlama hedeflerini dikkate alarak fiyatlandırma yapmaktadırlar. Menü mühendisliği Menü monotonluğu, menü kalemlerinde sürekli aynı yiyeceklerin ve içeceklerin bulunması ve bu durumdan müşterilerin hoşnutsuzluğu şeklinde ifade edilebilir. Ancak menü monotonluğu yukarıda verilen tanımlamaya göre sadece tabildot menülerin sürekliliği ya da alakart menülerin hep aynı grup yiyecek ve içeceklerle yıllar boyunca sunulması şeklinde ifade edilmiştir. Burada gözden kaçırılmaması gereken önemli bir diğer konu da menülerdeki renk monotonluğudur. Özellikle kurumsal işletmelerin sunumlarında ve tabildot menü uygulaması yapan ticari işletmelerde menüdeki yiyeceklerin renk açısından monoton olmaması ve hazırlanan menüde yemeklerin farklı renklerde olmasına dikkat edilmesi de monotonluk açısından oldukça önemlidir. Menüde monotonluğa yol açmamak için, özellikle kullanılan malzemelerin mevsimine uygun seçilmesi, sürekli aynı ana yemeklerle aynı garnitürlerde ısrar edilmemesi, sunumlarda müşteri istekleri doğrultusunda yenilikler yapılması, hazırlanan tabil dot menülerde renk uyumuna ve pişirme yöntemine dikkat edilmesi, dönüşümlü menü kullanılması, tabak sunumlarında başarısızlığı ortadan kaldıracak önemli ipuçları olarak değerlendirilmelidir. Menü analizi, farklı şekilde fiyatlandırılan ve konumlandırılan yiyecek içeceklerin satış ortalamaları, daha düşük genel maliyet yüzdesi ve yeterli bürütkar elde etmek amacıyla bunların belirlenmesinde kullanılmaktadır. Menü analizi işletmenin menü karmasında bulunan yiyeceklerin satış, maliyet ve karlılık kriterlerine göre çeşitli analiz yöntemleriyle değerlendirilip işletme için popülaritesi ve satış miktarları düşük olanlarla ilgili çeşitli stratejiler geliştirme çalışmasıdır. Menü mühendisliği ilk olarak yüksek hizmet standartlarına sahip gece kulüplerinde yönetimce her bir müşterinin ortalama harcamalarının optimizasyonunu görmek için kullanılmaya başlanmıştır. Yiyecek içecek işletmesinin bir sahil kasabasında olması ve müşterilerinin sürekli olmayan bir kitleden oluşması belki harcama ortalamalarının hesaplanmasına ya da menü mühendisliği çalışmalarına ihtiyaç göstermeyebilir. Ancak metropollerde faaliyet gösteren ve belli bir hedef kitlesi olan işletmelerde menü satış karmasının en uygun şekle getirilmesi gerekmektedir. Menü satış karmasının değerlendirilmesinde menü mühendisliği tavsiye edilen en uygun analiz yöntemidir. Menü mühendisliği, Boston Danışma Grubu matrisinden uyarlanmıştır. Bu yüzden bazen menü mühendisliği yerine portföy analiz de kullanılmaktadır. Son yıllarda menü analizinde otomasyon programları kullanılmaya başlanmıştır. Otomasyon programları ile yapılan menü Analizi yöntemleri, menü kalemleri analizi, menü karması analizi, menü mühendisliği özeti, 4 kutu, portföy analizi, analizi, menü mühendisliği grafiği şeklindedir. Yiyecek ve içecek yönetimi dersi 4. ünite özeti. Yiyecek içecek işletmelerinde satın alma süreci. Giriş. Tedarik zinciri işletmeler açısından doğru şekilde yönetilmesi gereken kaynakların verimliliği, doğru zamanda doğru ürüne ulaşılması, maliyetlerin azaltılması gibi işletme karlılığını doğrudan etkileyen bir takım zorlukların üstesinden gelinebilmesi için önemlidir. Satın alma süreci ise tedarik zinciri yönetiminin önemli bir parçasıdır. Menü kalemlerinin belirlenmesi ve bu kalemler doğrultusunda üretim yapılması kar ve zarar dengesinin sağlanması açısından önemlidir. Satın alma süreci kadar teslim alma ve depolama faaliyetleri de işletmeler için önemlidir. Satın alma faaliyetinin başarıya ulaşabilmesi için etkin bir teslim alma ve depolama sisteminin kurulması gerekmektedir. Ürünlerin doğru miktarlarda ve doğru fiyattan teslim alınması ve doğru koşullarda saklanması işletmenin hizmet kalitesini ve karlılığını doğrudan etkiler. Satın alma. Satın alma departmanı tarafından gerçekleştirilen satın alma prosedürü o işletmenin türüne, hangi pazarda faaliyet gösterdiğine, ilişkide olduğu satıcılara, mevcut depolama olanaklarına ve ihtiyaç tahminlerine bağlıdır. Satın alma süreci, doğru ürünü, doğru zamanda, doğru miktarda ve doğru kişiden satın alma demektir. İşletmelerde ihtiyaçların doğru olarak saptanması, uygun ve gerekli kalitede ve miktarda malzemenin satın alınması ile nakit akışının kontrolü ve işletmenin hedeflerine ulaşması sağlanmaktadır. Satın alma, bir malın işletmenin tedarik politikasına uygun olarak araştırılması, seçimi, satın alınması, teslim alınması, depolanması ve kullanımı ile ilgili bir fonksiyon olarak tanımlanmaktadır. Etkin bir satın alma, doğru ürünün istenilen kalitede, uygun fiyatla doğru yerden tedarik edilmesi amaçlarını taşır ve iyi idare edilmez ise işletme açısından maliyet, müşteri açısından ise hoşnutsuzluk gibi sorunlara yol açar. Konaklama işletmelerinde ve bağımsız yiyecek içecek işletmelerinde satın alma faaliyetinin önemi, müşteri beklentileri, rekabet koşulları, teknolojinin gelişimi, maliyet ve müşteri odaklılık dengesi gibi nedenlerle giderek artmaktadır. Satın alma bölümü, beklenen misafir sayısına göre sipariş edilebilecek en fazla yiyecek içecek ve diğer ürünlerin yanı sıra Misafirler tarafından talep edilen malzemeler ile otel faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak diğer malzemeleri belirlemekten ve uygun maliyetlerle temin etmekten sorumludur. Satın alma fonksiyonun amaçları şöyle sıralanabilir. Satın alınması gerekli ürün ve hizmetlerin özelliklerinin belirlenmesi, en uygun tedarikçinin belirlenmesi, tedarikçi ile müzakereler yapılması, anlaşma sağlanan tedarikçiye sipariş verilmesi, siparişin takip ve kontrol edilmesi. Satın alma sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi. İşletmenin finansal ve bütçe yapısı çerçevesinde yiyecek ürünlerinin satın alınmasında bazı iç ve dış faktörlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. İç faktörlerin içinde müşteriler, menü, standartlar, çalışanların yetenek ve becerileri, araç gereç ve depolama alanlarının özellikleri ve ürün ihtiyacının miktarı yer alır. Satın alma faaliyetini etkileyen dış faktörler arasında ise piyasanın durumu, yiyecek ürünlerinin durumu ve kalitesi ile satın alma yöntemler yer almaktadır. Satın alma sürecinin başarılı olabilmesi için sağlanması gereken koşullar şöyle sıralanabilir: Pazarın bilinmesi, satın alma ihtiyacının belirlenmesi, işletme özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin kullanılması, satın alma sürecinin tasarlanması ve satın alma işleminin değerlendirilmesi. Satın alma süreci. Satın alma faaliyeti büyük işletmelerde satın alma birimi tarafından yapılırken küçük ölçekli işletmelerde satın alma işletme sahibi tarafından gerçekleştirir. Satın alma sürecinin her aşaması etkin şekilde planlanmalıdır. Günümüzde konaklama işletmelerinin yiyecek içecek bölümleri, otelde konaklayan konukların yanı sıra, dışarıdan gelen müşterilerin de yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılayan önemli birimleridir. Özellikle büyük şehir merkezlerinde yer alan konaklama işletmelerinin toplantı ve ziyafet, banket, salonları otel yönetimine gelir sağlayan merkezlerini başında gelmektedir. Satın alma süreciyle ilgili aşamalar şöyle sıralanabilir: S70 Şekil 4. 1. Üretim personeli menüde yer alan kalemlerin üretiminde çeşitli malzemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçlar yazılı hale getirilip malzemelerin temini için depodan istekte bulunulur. Depoda bulunan malzemeler de üretimde kullanılmak üzere ilgili birimlere gönderilir. Talep edilen ürün depo tarafından karşılanamıyorsa veya depoda belirlenen stok miktarının altına düşünülmüşse ürün standartları ve satın alma formu ile birlikte satın alma bölümüne bildirilir ve istekte bulunulur. Gelen istek üzerine satın alma bölümü ürün için gerekli özellikler sağlayan tedarikçi firma ile görüşerek satın alma sipariş formu ile birlikte sipariş gerçekleştir. Aynı zamanda satın alma bölümü sipariş formunun bir örneğini muhasebe bölümü ve teslim alma bölümüne ileterek sipariş hakkında bu bölümleri bilgilendirir. Sipariş alan tedarikçi firma konaklama işletmesinin belirttiği satın alma talimatları doğrultusunda ihtiyaç duyulan ürünü teslim alma bölümüne irsaliye ile birlikte teslim eder. Teslim alma bölümü satın alma biriminden gelen sipariş formunda yazan özellikler ile teslimatla gelen ürünü arsızlaştırarak istenilen ürünün olup olmadığını kontrol ederek teslim alır ve ürünün doğrudan depoya gönderilmesini sağlar. Teslim alma bölümü ürünün teslimatından sonra alınan ürün ile ilgili faturayı muhasebe bölümüne göndererek tedarikçi firmaya gereken ödemenin yapılmasını sağlar. Muhasebe bölümü teslim alma bölümünden gelen fatura doğrultusunda tedarikçi firmaya ödeme yapar. Satın alma işlemlerinde pazar araştırması yapmak ve pazar alternatiflerinin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. Satın alma ihtiyacı işletmede yiyecek içecek, ön büro, kat hizmetleri gibi bölümlerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve depolardaki malzeme miktarında kritik seviyelerin altına düşülmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte satın alma süreci, işletmenin, tedariklerden malzeme, ham madde gibi ihtiyaçlara yönelik satın alma, talep ile başlamakta ve satın alma bölümünün ürün ve hizmetlerin teslim alındığını bildirmesiyle sona ermektedir. Satın alma sürecinde gerçekleşen süreçler şöyle sıralanabilir. Satın alma bölümü satın alma talebini alır veya belirler. Bu talep, talep edilen malzemenin açıklanmasını, istenen miktar ve kaliteyi, İstenen teslim tarihlerini, teslim yerini ve satın alma talebinde bulunanın adını içermektedir. Satın alma bölümü, talep edilen malları temin edebilecek tedarikçileri belirlemelidir. Tedarikçi değerlendirme sıralaması, tedarikçi seçiminde etkili olmaktadır. Satın alma bölümü tedarikçiye siparişi verir. Tedarikçi ile pazarlık bu aşamada yapılır. Satın alma bölümü siparişleri takip eder olası gecikmeler istekte bulunan ilgili bölüme iletilir. Ayrıca sipariş ile ilgili miktar gibi değişiklikler varsa tedarikçiye bildirilir. Tedarikçilerden gelen ürünler kalite ve miktar yönünden kontrol edildikten sonra tedarikçilerden teslim alınır. Gelen mallar istenilen şartları sağlamıyorsa tedarikçiye iade edilir veya detaylı mayeneye tabi tutulur. Her durumda bilgiler tedarikçi değerlendirme dosyalarına işlenir. Daha sonra, satın alınan malzemelerin, ham madde ve parçalarının maliyetlerini düşürmek ve performansını artırmak amacıyla fonksiyonları test edilerek değer analizi yapılır. Etkili bir satın alma sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar kısaca şöyle açıklanabilir. Tedarikin devamlılığı, yiyecek ve içecek üretim faaliyetlerinde satın alınan malın devamlılığı önemli bir konudur. Stoklarda en düşük seviyeye inilmesi, belirli durumlar, özel indirimler, Malın piyasadan kalkması dışında işletmelerin ellerinde fazladan stok bulundurması satın alma ile ilgili bazı maliyet kalemlerinin artmasına neden olur. Stokların güvenliğinin sağlanması, satın alma yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de işletmenin ihtiyaç duyduğu ürün ile satın alınan ürün miktarının dengelenmesidir. Aksi halde sadece depolama maliyeti artmaz, aynı zamanda ürünün bozulması ve hırsızlık nedeniyle sorunlar çıkabilir. Kalitenin sağlanması, satın alma sürecinin amacı, pazardaki en kaliteli ürünü almak değil, işletmenin üretim süreci için gerekli en yüksek kaliteli ürünü almaktır. Üretimde kalite ile fiyat arasında dengenin sağlanması gerekmektedir. Satın alma işleminde düşük maliyetin yakalanması, satın alma sürecinde piyasadaki en düşük maliyetli kalitesiz ürünü almak yerine ürün standartları için en uygun ürünün alınması ve gerekirse görüşme ve pazarlıklarla bu ürünün fiyatını en düşük seviyeye çekilmesi sağlanır. Tekrar ve gereksiz satın alımlardan kaçınılması, üretim sürecinde ihtiyaç duyulan gerçek miktarın iyi belirlenmesi gerekir. Kısa, orta ve uzun vadede işletmenin ihtiyaç duyacağı malzeme, menü değişimleri de göz önünde bulundurularak, en iyi şekilde belirlenip satın alma işlemi bu doğrultuda gerçekleştirilmelidir. Ayrıca stok miktarlarının doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Rekabet edebilir pozisyonun korunması, satın alma yöneticisi pazarda fiyat değişimleri ve satıcıların ilimlerini takip ederek işletmenin pazarda sahip olduğu rekabetçi pozisyonunu korumak zorundadır. Ayrıca satın alma yöneticisi, pazardaki satıcılarla ilişkilerini sıkı tutarak işletmenin pazardaki rekabet gücünü korumalıdır. Tedarikçilere karşı olumlu imajın korunması, tedarikçilere karşı işletmenin güvenilirlik, borç ödeme sistem ve etik konularında imajı korunmalıdır. Tedarikçilere yönelik işletmenin sağladığı bu olumlu imaj, satın alma sürecinde erken mal teslim, fiyat indirim gibi çeşitli avantajlar sağlayacaktır. Ürün standartlarının belirlenmesi. Yiyecek içecek üretiminde kalitenin sağlanabilmesi için gerek üretim aşamasında ve gerekse servis aşamasında çeşitli hususlar önem kazanmaktadır. Bunlardan biri de satın alma sürecinde ürün standartlarının belirlenmesidir. Ürün standartları, belirli bir ürünün hem satın alan ve hem de tedarikçi tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde detaylı olarak tanımlanmasıdır. Standartlarda kısa ve öz fakat yanlış anlaşılmaya imkan tanımayacak kadar yeterli bilgiye yer verilmelidir. Ürün standartları, gerek satın alma yöneticisi gerekse tedarikçi işletmeye çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir. Ürün standartları sayesinde, işletme için bir ürünün satın alma standartlarını oluşturarak müşterilere standart yemeklerin sunulması sağlanır. Kesin olarak neye ihtiyaç duyulduğu hakkında, tedarikçilerin yazılı olarak bilgilendirilmesi sağlanmış olur. Teslim alma personeline kabul edilecek ürünler hakkında detaylı bilgi sağlar. Ürünün boyut, ağırlık, kalite ve miktar gibi özelliklerinde görülen değişikliklerin fark edilmesini sağlar. Konaklama işletmelerinde kullanılan üç tür ürün standardı bulunmaktadır. Bunlar, teknik standartlar, marka standardı ve performans standardıdır. Genellikle yiyecek, ham madde ve donanım ihtiyaçları belirlenirken standartlardan biri, ikisi veya üçü birden göz önünde bulundurulmaktadır. Teknik standartlar, test sonuçlarıyla tarafsız bir şekilde ölçülebilen standartları kapsamaktadır. Genel olarak bu tür standartlar, yiyecek maddeleri için ulusal çapta belirlenmiş standartlar olabilir veya metal bir donanım için alüminyum veya paslanmaz çelik gibi standartlar belirlenebilir. Marka standartları, bir ürün için belirlenen bir markaya ait standartları ifade etmektedir. Bazı küçük işletmelerde markalı ürünlerin kullanılması itibar açısından önemli bir gösterge olmaktadır. Performans standartları, bir malzemenin fonksiyonel kalitesini belirlemeye yönelik standartlardır. Örneğin, tabak yıkama kapasitesi, bir tartının tartma kapasitesi veya bir deterjanın pH değer performans standartları arasında yer almaktadır. Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan ürünler için standartlar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir. Ürünün adı, markası, ulusal derecelendirme veya marka standartları, ürün miktarının tanımlanması, koli, paket, şişe, adet gibi. Kolide bulunan ürün miktarı ve Ürün birim fiyatıdır. Satın alma sürecinde faydalanılacak kaynaklar. Satın alma yöneticisi, işletme amaçlarına uygun bir şekilde doğru ürüne, doğru fiyattan ulaşılabilmesi için bazı kaynaklardan faydalanır. Bu kaynaklar satın alma yöneticisine, işletmenin ihtiyaç duyduğu ürün hakkında farklı alternatifler sunma açısından önemlidir. Bu alternatifler sayesinde yöneticiler hem pazar ve hem de ürünler hakkındaki son gelişmeleri öğrenebilir. Satın alma yöneticisinin faydalanacağı kaynaklar şöyle sıralanabilir: Satış rehberleri, telefon rehberleri, satıcı katalogları, satış elemanları, web siteleri, fuar ve sergiler. Satın alma programının hedefleri: Satın alma işlemi büyük ölçekteki konaklama işletmelerinde satın alma yöneticileri tarafından yapılırken küçük işletmelerde hat yöneticileri veya bölüm yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Etkin bir satın alma sürecinde ulaşılmak istenen hedefler şöyle sıralanabilir: Doğru ürünü almak, doğru miktarı almak, doğru fiyatı ödemek, doğru tedarikçi ile çalışmak. Doğru ürünü almak, menü ve reçeteler işletmenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin belirlenmesinde kullanılır. Satın alma yöneticileri, ürünler için standartlar belirleyerek ürünler bu standartlar çerçevesinde almak zorundadır. İşletmenin geliştirdiği menü için hangi malzeme gerekiyor ise satın alma sürecinde o ürün satın alınmalıdır. Bunlar dikkate alınarak geliştirilen satın alma istek formlarında her malzeme için detaylı bilgiler verilmelidir. Bunun yanında işletme bazı ürünler için hazır ürün kullanımı veya ürünün kendileri tarafından üretilmesine karar verebilirler. Hazır ürünler, başka bir işletmede üretilen işlem görmüş ürünlerdir. Bunlar üretime az maliyetli, satın alması, teslim alması ve depolaması kolay ürünlerdir. Bazen işletmenin belirlediği kalite standartlarına uygun bir ürün piyasadan elde edilemeyebilir. Böyle durumlarda ihtiyaç duyulan ürünü satın almaktansa, işletmede üretmek daha avantajlı olabilir ya da daha iyi sonuç verebilir. İşletmenin sahip olduğu donanım ve personel, o ürünü üretmek için daha iyi olabilir. Doğru miktarı almak, işletmede üretim sürecinin tam olarak işleyebilmesi için, satın alınacak ürünlerin miktarları iyi belirlenmelidir. Eğer stok miktarı yüksek tutulursa işletmenin nakit akışı olumsuz etkilenir. Depolama ile ilgili problemler çıkar ve ihtiyaç duyulandan fazla ürün satın alınırsa ürünün elde kalmasına ve bozulmasına neden olabilir. Ürün miktarı gereken seviyenin altında olursa da üretim sürecinde aksamalara ve müşteri tatminsizliğine sebep olabilir. Kimi işletmeler stok seviyelerini korumak için minimum veya maksimum sistemini kullanırlar. Bu sistemde öncelikle her türlü ürün için bir güvenlik seviyesi belirlenir. Güvenlik seviyesi, bir ürün için her zaman stoklarda bulunması gereken minimum düzeyi ifade eder. Minimum miktar, sipariş teslim süresince elde bulunması gereken miktarla acil durumlara karşı her zaman bulunması gereken miktarın toplamı ile belirlenir. Bunun yanında bir ürün için stok miktarı da belirlenirken maksimum miktarında belirlenmesi gerekir. Maksimum miktar, herhangi bir zamanda bir ürünün elde tutulabilecek en yüksek miktarıdır. Maksimum miktar, işletme nakit kaynaklarının gereksiz yere elde fazladan tutulan ürün stokuna bağlanmasını engellemektedir. İşletmelerde stok miktarının belirlenmesinde etkili olan diğer bir unsur da ekonomik koşullardır. Bir işletme için gerekli olan sipariş miktarı 5 birim yiyecek maddesi iken fiyatı ve depolama imkanı uygun olduğu zaman üründen 10 birim sipariş verebilir. Böylece işletme fiyat dalgalanmalarında önemli finansal avantajlar da sağlayabilir. Doğru stok miktarının belirlenmesinde etkili olan diğer faktörler şöyle sıralanabilir: Satın alma miktarını etkileyen faktörler, değişen fiyatlar, mevcut depolama imkanları, depolama ve ulaşılabilirlik maliyetleri, çöp ve atık konuları çalma ve hırsızlık konuları, pazar durumu, miktar indirimleri, tedarikçilerin sunduğu minimum sipariş koşulları, ulaşım ve teslimat problemleriyle sipariş koşullarıdır. Doğru fiyatı ödemek, satın alma amaçları içinde en önemlisi gereken ürün ve hizmetleri doğru fiyattan satın almaktır. Doğru fiyat en düşük fiyat anlamına gelmemelidir. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kalite standartlarını sağlayacak en uygun fiyatlı ürünler tercih edilir. İşletme standartları doğrultusunda belirlenen ürünü uygun fiyatla almak için satın alma yöneticisi çeşitli stratejiler kullanabilir. Bu stratejiler şöyle sıralanabilir: Satıcı ile görüşmesi, düşük kalitede bir ürünü satın alması, ürün için duyulan ihtiyacın değerlendirilmesi, satış sonrası hizmet ücretinin indirilmesi siparişlerin birleştirilmesi, yüksek maliyetli ürünlere yönelik ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi, nakit ödeme yapılması, ürün fiyatlarının izlenmesi, ürün birim miktarının değiştirilmesi, tedarikçilerin tutundurmaya yönelik indirimlerinden faydalanılması, tedarikçinin satış sürecinden çıkartılması. Doğru tedarikçi ile çalışmak, ürün temininde doğru tedarikçi ile çalışmakta önemli bir unsurdur. Dürüst tedarikçi ile çalışmak ürünün istenen kalitede ve istenen zamanda teslim edilmesi açısından önemlidir. Satın alma yöneticisi tedarikçi işletmelerle ilişkisini iyi yürütmek durumundadır. Çünkü bu iyi ilişkiler sayesinde tedarikçi işletmeler işletmeye faydalı bilgiler sağlayabilir, en uygun fiyata en iyi kalitede ürün sağlamak için çaba harcarlar. Tedarikçilerle iyi ilişki kurmak faturaların zamanında ödenmesi ve ödeme koşullarında açık olunması ile gerçekleşir. Satın alma yöneticisinin çalışacağı tedarikçiyi seçebilmek ve doğru tedarikçi ile çalışabilmek için dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir. Tedarikçinin yeri, tedarikçinin faaliyetleri, tedarikçinin finansal yapısı, tedarikçinin çalışanlarının teknik yapısı, tedarikçi firmanın dürüstlüğü ve tarafsızlığı, tedarikçinin güvenilirliği. Satın alma bölümü personeli, satın alma bölümü işletme ve tedarikçiler arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Tedarikçilerle işletme içindeki fonksiyonel bilgi alışverişini sağlamaktadır. Satın alma personel işletme içindeki işlemler, hukuk, muhasebe, bilgi işlem, tasarım ve mühendislik ile teslim alma gibi fonksiyonel bölümler ile ilişkisi bulunmaktadır. Satın alma yöneticisi, mesleki yeterlilik kurumunun ulusal meslek standardında satın alma yöneticisi, seviye 6, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemler alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, satın alma süreçlerini planlayarak işletmelerin ham madde, malzeme, makine, ekipman ve hizmet satın alımlarının hazırlıklarını koordine eden, satın alım sürecini ve tedarikçi ilişkilerini yöneten, satın alımla ilgili bütçe çalışmalarını destekleyen, satın alma birimi personelini yöneten, satın alma faaliyetlerine ilişkin iş geliştirme ve verimlilik arttırma çalışmalarını ve meslek gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir, şeklinde tanımlanmaktadır. Satın alma yöneticisinin görevleri şöyle sıralanabilir. Satın alma, teslim alma ve depolama bölümlerinin sorumluluğu, tüm malzemelerin satın alınmasının sağlanması, bölümlerin kullandıkları malzemelerin temininde devamlılığın sağlaması, aynı kalite ürünlerin daha ucuza satın alınması, ilişkili tüm pazarların takip edilmesi ve yeni ürünlerin değerlendirilmesi, ürünler, fiyatlar ve eğilimler hakkında araştırma yapılması, üretim, kontrol ve muhasebe bölümleri ile irtibat kurulması ve üst yönetime rapor hazırlanmasıdır. Satın alma sorumlusu, meslek yeterlilik kurumunun ulusal meslek standardında satın alma sorumlusu, seviye 5, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemler alarak kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, işletmelerin ham madde, malzeme, makine, ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin satın alma hazırlıklarını yürüten, satın alım yapan, tedarikçi ilişkilerini yürüten, Satın alma ekibinin yönetimine destek veren ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan nitelikli kişidir satın alma elemanı, mesleki yeterlilik kurumunun ulusal meslek standardında satın alma elemanı, seviye 4, birim yöneticisinin tam nezaret altında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemler alarak kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, işletmelerin ham madde, malzeme, makine, ekipman ve hizmet alımlarına ilişkin satın alım hazırlıklarına yardım eden, satın alım işlemlerinin yürütülmesine katkı veren ve meslek gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir. Yiyecek ve içecek yönetimi dersi 5. ünite özeti. Teslim alma ve depolama. Giriş. Teslim alma, tedarikçiler tarafından yiyecek içecek işletmesine getirilen ürünlerin uygun bir alanda, uygun bir şekilde işletmede bu iş için özel olarak görevlendirilmiş bir çalışan tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir. Teslim alma süreci belirli prosedürlere sahiptir. Ürünler teslim alınırken kalite kontrol kriterlerine ve sipariş formuna göre kontrol edildikten sonra ürün giriş kartları doldurulur ve ürünlerin üzerine giriş tarihi yazılarak depolama sürecine geçilir. Depolama, tedarikçilerden teslim alınan ürünlerin üretim aşamasına geçene dek uygun koşullar altında muhafaza edilmesi sürecidir. Depolama süreci belirli prosedürlere sahiptir. Teslim alma Teslim alma, satın alınan ve ödeme işlemi yapılan uygun miktardaki yiyecek içecek malzemesinin kabul edilmesi işlemidir. Teslim alma işlemi kolay gibi görünse de uygulamada oldukça zor bir işlemdir. Depoya malzeme giriş sürecinde malzeme uygun ise, malzeme uygun değil, ancak küçük bir uygunsuzluk var ise ve malzeme uygun değil, ancak büyük bir uygunsuzluk var ise şeklinde olmak üzere 3 sonuç ile karşılaşılabilir, s, 86, şekil 5. 1. Malzeme uygun ise, malzeme gelir. Malzemeler kabul kriterlerine ve sipariş formuna göre kontrol edilir. Malzeme giriş kartları doldurulur ve malzemenin üzerine giriş tarihi basılır. Malzemeler ilgili depoya FIFO yöntemiyle yerleştirilir. Malzeme uygun değil, ancak küçük bir uygunsuzluk var ise malzeme gelir. Gelen malzeme tek tek incelenir. Tedarikçiye şikayet mektubu gönderilir. Malzeme giriş kartları doldurulur ve malzemenin üzerine giriş tarihi basılır. Malzemeler ilgili depoya FIFO yöntemiyle yerleştirilir. Malzeme uygun değil ancak büyük bir uygunsuzluk var ise malzeme gelir. Gelen malzeme tek tek incelenir. Satın alma müdürüne haber verilir. Malzeme iade edilir. Tedarikçiye şikayet mektubu yazılır ve malzemelerin ne yapılacağı sorulur. Tedarikçinin cevabına göre malzeme imha veya iade edilir. Teslim alma işlemlerinde beklenen faydaların sağlanabilmesi için teslim alınacak olan malzemelerin gerekli kontrollerden geçmesi gerekmektedir. Teslim alma alanı Teslim alma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için işletmelerin yeterli büyüklükte teslim alma alanına ve bu iş için gerekli olan araç ve gereçlere sahip olması gerekmektedir. Teslim alma alanında bulunması gereken ekipmanlar şöyle sıralanabilir. Hassas kantar ve hassas bir terazi. Diğer ölçü aletleri, uzunluk, yoğunluk, derece ve benzeri. Sağ parantez virgül. Çalışma masası, telefon, sandalye, bilgisayar, hesap makinesi ve kırtasiye malzemeleri. Taşıma arabaları. Teslim alma alanının taşıması gereken özellikler şöyle sıralanabilir. Teslim alma alanı tesis arka giriş kapısı ile depolar arasında bulunmalıdır. Satıcıların veya malzemeyi getirenlerin işletme içinde bulunan diğer alanlara geçmesine olanak vermemelidir. Ambalajların açılıp incelenebileceği, malzeme kalitesinin kontrol edebileceği yeterli genişlikte ve aydınlıkta olmalıdır. Hijyen kurallarına uygun ve kolayca temizlenebilecek özelliğe sahip olmalıdır. Her türlü hırsızlığa karşı güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır. Teslim alma işlemi büyük otel işletmelerinde satın alma departmanına bağlı çalışan tesellüm memuru tarafından yapılırken, Küçük otel işletmelerinde ise yiyecek ve içecek müdürü ya da yardımcıları veya aşçıbaşı tarafından yapılmaktadır. Teslim alma prosedürü. Teslim alma sürecinin adımlarının belirlenmesi ve bu adımların belirli bir sıraya konularak standart hale getirilmesi, teslim alma işleminin daha kolay ve sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadır. Malzemelerin teslim işlemleri sırasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar şöyle sıralanabilir. Satın Alma Müdürlüğü tarafından sipariş edilen ürünlerin miktarları ile teslim alınan ürünlerin miktarları eşit olmalıdır. Ürünlerin kalitesi, tazeliği ve standardı da siparişte belirtilen ürünlerle aynı olmalıdır. Sipariş formundaki fiyatlar ile fatura veya irsaliyede belirtilen fiyatların aynı olması gerekmektedir. Sipariş edilen ürünler ile gelen ürünler arasında kalite farkı olduğu takdirde kalitesi düşük olan ürünler iade edilmeli Farklı bir tedarikçiden istenilen kalite standartındaki ürünler temin edilmelidir. Teslim alma işleminden sorumlu olan görevli, teslim aldığı her ürün ve malzeme için ilgili kayıt işlemlerini yerine getirmelidir. Ürünler porsiyonlanmış olarak gelmiş ise standart malzeme kartlarında belirtilen gramajlarda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Dondurulmuş ürünlerin tamamen donmuş olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Satıcıların teslim saatleri ayarlanmalı, birbiriyle aynı saatte teslim yapmaları engellenmelidir. Teslim alma sırasında kullanılan formlar. Mal alındı formu, teslim alınan malzemeler mal alındı formuna işlenir. Mal alındı formu 3 nüsa olarak doldurulmaktadır. Günlük teslim alma raporu, günlük olarak alınan ve günlük olarak tüketilen yiyecek malzemeleri gün sonunda günlük teslim alma raporuna işlenir. Bu form genellikle 3 nüsa olarak doldurulmaktadır. Et etiketi, kalite kontrolleri yapılan malzemelerin teslim alma işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu aşamada et etiketi düzenlenmelidir. Et etiketinin üzerinde, alınış tarihi, ağırlığı, birim fiyatı, tutarı ile, satıcı firmanın ismi bulunmalıdır. Malzeme iade formu, siparişi verilen malzemelerin istenilen kaliteye uymaması durumunda satın alma memuru, Mutfak departmanı ile muhasebeye haber vererek gerekli durumlarda bu malzemeleri satıcıya iade edebilir. Bu durumda malzeme iade formu doldurulmalıdır. Teslim alma konusunda yapılan inceleme ve kontroller. Teslim alma kontrolünde gerçekleştirilen işlemler genel olarak ölçü kontrolü, fiyat kontrolü, kalite ve özellik kontrolü ile belge kontrolüdür. Ölçü kontrolü, ölçü kontrolü konusunda yapılan işlemler teslim alınan miktarların sipariş fişi ve fatura veya irsaliyedeki miktarla aynı olup olmadığının kontrol edilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Ölçü kontrolün amacı işletmeye eksik miktarlarda ürün ya da malzeme girişini engellemektir. Fiyat kontrolü, fiyat kontrolünün amacı faturada yazılı olan fiyatların teklif fiyatlarıyla aynı olup olmadığının tespit edilmesini sağlamaktır. Kalite ve özellik kontrolü, teslim alma görevlisinin ürün ve malzemelerin kullanım amaçlarına uygun özellik ve kaliteyi taşıdığından emin olması ve yapılan kontroldür. Belge kontrolü, teslim alma sırasında kullanılan formların, mal alındı formu, günlük teslim alma formu ve et etiketi gibi doğru işlendiğinin kontrolünün yapılmasıdır. Bu formların üzerinde ürün fiyatı, adeti ve Özelliğinin yazılması gibi herhangi bir maddi hatanın olmadığının da kontrolünün yapılması gerekmektedir. Depolama, işletmenin üretim ihtiyacını karşılamak, bozulma ve çalınmaları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alıp aşırı stok nedeniyle işletme sermayesinin gereksiz yere ürüne bağlanmasını veya yeterli stok yapamaması sonucunda oluşan konuk şikayetlerinin önlenmesini kapsayan işlemlere depolama denir. Depolamanın amacı ve önemi. Yiyecek malzemelerinin bozulma, çürüme ve çalınma durumlarında ortaya çıkacak zararları önlemek için depolama yapılmaktadır. Depolamada dikkat edilmesi gerekenler. Depoların planlanmasında güvenlik, temizlik ve malların giriş çıkış işlemlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları göz önünde bulundurup bu aksaklıkların yaşanmasına engel olabilmek için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Uygun bir depolama için dikkat edilmesi gereken uygulamalar şöyle sıralanabilir: Güvenlik, kalite, kayıt tutma. Güvenlik, depolama güvenliği ile ilgili kurallar şöyle sıralanabilir: Kilitlenebilir depo alanları, değerli depolama, sınırlı erişim, etkin envanter kontrol prosedürleri, merkezi envanter kontrolü, güvenli tasarım, aydınlatma ve görüntüleme. Kalite, kalite kavramı, depolanan ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilerek bozulmalarının önüne geçmesini ifade etmektedir. Depolama kalitesinin içerdiği temel depolama prosedürleri şöyle sıralanabilir: Yiyecek stoklarının rotasyonu, yiyecekleri uygun sıcaklıklarda saklama, temiz depo alanları, uygun havalandırma ve hava sirkülasyonu. Kayıt tutma, envanter işlemi işletmedeki sorumluların depoda ne olması gerektiği ve ne olduğu arasındaki farklılıkları belirlemesini sağlamaktadır. Envanter takibi için iki temel sistem vardır. Bunlar, sürekli envanter sistemi ve fiziki envanter sistemidir. İki envanter sisteminin de avantajları olduğu için birçok işletme müdürü envanter kaydı tutmak için ikisini de kullanmaktadır. Daimi envanter sistemini envanterdeki pahalı veya önemli ürünlerin kaydını tutmak için kullanılırken, diğer pahalı olmayan ürünlerin kaydı ise daha hızlı ve fiziksel olarak kolay bir şekilde tutulmaktadır. Depo çeşitleri, işletmelerde depolar, işletmenin konumuna, büyüklüğüne, hizmet türü ve iş yoğunluğuna göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Kuru gıda deposu, fasulye, nohut, mercimek, pirinç gibi bakliyat çeşitleriyle un, şeker, baharat ve yağlar, sıvı yağ, zeytinyağı, kızartma yağları, nem içeriği az olan gıdaların muhafaza edildiği depolara kuru gıda deposu denilmektedir. Kuru gıda deposundaki yiyecekler diğer yiyeceklere oranla daha dayanıklı olmasına rağmen kuru gıda depolarında sıcaklık ve süre ilişkisi çok önemlidir. Soğuk hava deposu, soğuk hava depoları malzemelerin özelliklerine göre çeşitlilik göstermektedir. Bunlar, et deposu, balık deposu, şarküteri deposu, meyve sebze deposu ve derin donduruculardır. Diğer depo çeşitleri, diğer depo çeşitleri içerisinde yer alan malzemeler ise işletmelerin hizmet türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu depolar, Temizlik depoları, içecek depoları, restoran malzemelerinin bulunduğu depolar şeklinde sıralanabilir. Depolama prosedürü, depolamanın amacına ulaşabilmesi için sürecin eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir. Depolamanın başarısız olması durumunda maddi kayıplar oluşmaktadır. Satın alınan mallar mal alındı belgesi ile birlikte depo sorumlusuna gelmektedir. Depo görevlisi alınan malların her biri için açılan stok kartına miktar, fiyat ve tutarı yazarak depoya girişlerini sağlar. Depo görevlisi belirli periyodlarla stok kartlarını gözden geçirerek, stok düzeyi önceden belirlenmiş seviyenin altına düşen malzemeleri tespit etmelidir. Stok miktarlarını belirlenen seviyeye çıkarmak için sipariş fişi düzenleyerek satın alma görevlisine teslim etmelidir. Depolarda bulunması gereken normal stok seviyesinin aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Menü planlaması, satış tahminleri, satın alma politikası, stoklama politikası. Depolama konusunda yapılan inceleme ve kontrollere. Depolama konusunda yapılan kontrollerin amacı çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen fire, zayiat, hırsızlık, fazla stoklama sonucu oluşan kayıpların önlenmesini kapsamaktadır. Yapılan kontrollerde açığa çıkan farklılıkların nedenleri şöyle sıralanabilir. Depoya giren malların giriş ve çıkışları yapılırken ölçümlerinde hata yapılabilir. Depoya giriş ve çıkış fişleri stok kartlarına doğru işlenmemiş olabilir. Talep fişi olmadan depodan malzeme çıkışı yapılmış olabilir. Satıcıya malların iadesi durumunda stok kartlarından mal giriş kayıtları silinmemiş olabilir. Satın alınan malzemelerin depo ve mutfak dağıtımı doğru yapılmamış olabilir. Depodan malzeme çıkışı, işletmede bulunan departmanlar tarafından talepte bulunulan malzemelerin sağlıklı bir şekilde dağıtımı da büyük önem taşımaktadır. Genel olarak işletmelerde depodan malzeme çıkış işlemi için malzeme istek fişi kullanılmaktadır. Çeşitli departmanlarda mutfak ve barlar gibi oluşan eksikleri gidermek için departman sorumlusu tarafından doldurulan forma istenilen malzeme miktarları yazılarak depo sorumlusuna teslim edilmelidir. Departman sorumlusu tarafından doldurulan bu belge işletme müdürü veya yiyecek içecek müdürü tarafından onaylandıktan sonra depoya gönderilir. Malzeme çıkışlarının kıymetlendirilmesi. Depodan çıkışta malzemelerin kıymetlendirilmesinde kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir. Gerçek maliyet yöntemi, ilk giren ilk çıkar yöntemi, FIFO. Son giren ilk çıkar yöntemi, LIFO. Ortalama değer yöntemi, standart fiyat yöntemi, en son piyasa değeri ile değerleme yöntemi, NIFO. En yüksek fiyat yöntemi. Yiyecek ve içecek yönetimi dersi 6. ünite özeti. Üretim ve servis süreci. Giriş. Toplumların yiyeceğe artmakta olan ilgisinin başlıca nedenleri dışarıda yemek kültürü ve dışarıda yemek yemeye para harcamaya devam etmesi ve nüfusun farklılaşmasıdır. Yiyecek içecek bölümünün öncelikli işlevi olan müşterilere yiyecek içecek sunma, konaklama olanakları ve konaklayan sayısı arttığı için günümüz dünyasında daha karmaşık bir hal almıştır. Otel işletmelerinde önemli bir gelir payı olan yiyecek içecek bölümü, otelin restoranları, banket salonları, barları ve benzeri. Yerlerde sunulabilirken yiyecek içeceklerin uygun koşullarda donanımlı iş gücünün desteğiyle muhafaza edilmesi de bir o kadar önem arz eder. Üretim süreci, üretim planlaması işletmenin yapısına uygun olarak yapılmalıdır. Bunun için menü kalemlerinin üretim miktarları belirlenmeli, üretim planlama toplantıları yapılmalıdır. Bunlar, kaynakların doğru kullanılması ve personel arası iletişim ve koordinasyon için gereklidir. Hazırlama üniteleri, çalışanların tek noktadan kontrolünün ve havalandırmanın sağlanması için pişirme bölümüne yakın olacak şekilde birbirlerinden 2 metre yükseklikte yarısı duvar, yarısı cam bölmelerle ayrılabilir. Kullanım amaçlarına göre hazırlama üniteleri şöyle sıralanabilir. Sebze hazırlık, eviyeli tezgahlar, süzmeli eviyeli tezgahlar. Taban raflı hareketli çalışma tezgahları. Patates soyma makineleri, sebze doğrama makineleri. Hamur hazırlık, çekmeceli hamur hazırlık tezgahları. Elektrikli ve mekanik tulumba makineleri, mikserler, hamur yoğurma makineleri. Et hazırlık, tezgahlar, et kütükleri, et kıyma makineleri, dolaplı çalışma tezgahları, dilimleme makineleri. Mutfak araçları bağımsız modüler, duvara monteli veya hareketli olması araç gereç seçiminde ve bunların etkin biçimde yerleştirilmesinde önemlidir. Tekerlekli araç gereçler esnek olmaları, kolay temizlenmeleri, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamaları nedenleriyle son zamanlarda tercih edilmektedirler. Gıda işinin sağlıkla yakından ilişkili olması, yiyecek içecek niteliğinin işletme imajıyla bağlantılı olması gibi sebeplerden ötürü hazırlama aşamasında uyulması gereken kurallar şöyle sıralanabilir. Besinlerin mikroorganizmalarla kirlenmesi genellikle hazırlama aşamasında olmaktadır. Kirlenmeyi önlemek için hazırlama sırasındaki işlemler yapılırken hijyen kurallarına dikkat edilmeli ve temiz ortamlar sağlanmalıdır. Tüm hazırlama aşamalarında, hazırlamada görevli kişilerin kişisel hijyeni sağlanmalıdır. Hazırlamada kullanılan tüm araç gerecin, özellikle et tahtaları, kıyma makinesi ile eviyelerin ve yüzeylerin temizlik ve hijyeni sağlanmalıdır. Çiğ yenecek sebze ve meyveler, pişirilecek sebzeler, kuru meyveler, temizlenmiş ve pişmeye hazır tavuk, balık, parça etler ve yumurta iyice yıkanmalıdır. Besinlerin temizliğinde deterjan, çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Sebze ve meyveler toz ve topraktan arındırmak için bir süre su dolu küvetlerde bekletildikten sonra bol, ılık suda birkaç kez yıkanmalıdır. Daha sonra sebze dezenfektan maddesi katılmış su, 5 litreye bir tablet, içinde 5 dakika bekletilmelidir. Eğer dezenfektan madde kullanılmıyorsa tuzlu veya sirkeli suda 20 dakika bekletilir. Tuz 1 LT suya 1 yemek kaşığı, sirke 1 LT suya yarım çay bardağı olarak katılır. Dezenfekte edilen sebze ve meyveler durulama işlemi yapılmadan süzülür. Çapraz bulaşmayı, çiğ besinlerdeki hastalık yapıcı mikroorganizmaların kirli araç ve gereçlerle pişmiş yiyeceklere bulaşması önlemek için çiğ ve pişmiş besinler ayrı tezgah ve bölümlerde hazırlanmalıdır. Et, balık, tavuk ile sebzeler için ayrı mekan, tezgah tahta ve bıçaklar kullanılmalıdır. Karışıklığı önlemek için her bölümde kullanılan araç ve tezgahların renkli kodlama sistemiyle birbirinden ayırt edilmesi sağlanmalıdır. Kodlama araç gereçlerin ve tezgahların üzerine yapıştırılmış renkli levhalarla olabileceği gibi araçların farklı renklerden oluşması ile de sağlanabilir. Hazırlanan besinler hemen işleme sokulmalı, eğer işlenmeyecekse 50 santigrat derecenin altındaki ısılarda bekletilmelidir. Dondurulmuş besinler kullanılıyorsa çözdürme işlemi 4 ila 7 santigrat derecede soğuk depolarda veya mikrodalga fırınlarda yapılmalı, çözülmüş besinler bekletilmeden kullanılmalıdır. Kesinlikle çözünen besinler yeniden dondurulmamalıdır. Konserve kutuları açılmadan önce üstleri yıkanmalıdır. Bombe yapmış, açıldığında olağan dışı köpüklenme ve kokusu olan konserveler kullanılmamalıdır herhangi bir nedenle yerle temas etmiş yiyecekler derhal atılmalıdır. Pişmiş yiyecekleri hazırlarken eldiven kullanılmalıdır. Pişirme aşamasında uyulması gereken kurallar şunlardır. Izgara, yağda pişirilen yiyeceklerde iç malzemeleri iyi pişirilmeli, pişme işlemi sırasında özellikle ızgara, yağda kızartılan yiyeceklerde iç ısı 74 santigrat dereceyi bulmalıdır. Yiyeceklerin iç ısısını ölçmek için et ve yemek termometreleri kullanılmalıdır. Daha önce pişirilmiş bir yiyecek ısıtılacaksa, iç ısının 74 santigrat dereceye ulaşması için ısıtmada kullanılan aracın ısısı en az 82 santigrat derece olmalıdır. Donmuş yiyecekler, donmuş haldeyken pişme süresi üçte 1 oranında artırılarak pişirilmelidir. Pişme sırasında tat bakmak için kullanılan çatal, kaşık gibi araçlar yıkanmadan tekrar kullanılmamalıdır. Çiğ besinler pişmiş yiyeceklerden kesinlikle uzak tutulmalıdır. Pişirilen yiyecekler, gıdanın karakterine ve nihai ürünün beklentisine göre soğutulmalıdır. Soğutma aşamasında uyulması gereken kurallar şöyle sıralanabilir. Pişmiş yiyecekler tehlikeli ısı noktalarında asla 2 saatten fazla bekletilmemelidir. Pişmiş yiyecekler sıcak servis edilecekse sıcak tutma ve ısıtma derecesi 60 ila 74 santigrat derece arasında, soğuk servise çıkacaksa soğuk tutma derecesi 5 santigrat derecenin altında olmalıdır. Soğuk servis edilecek veya daha sonra kullanılmak üzere depolanacak sıcak yemeklerin, 30 dakika içinde 10 santigrat dereceye kadar soğutulması ve bekletilmeden soğuk depolara yerleştirilmesi gerekir. Yemekleri hızlı soğutmada çeşitli yöntemler kullanılır. Soğutma derinliği az olan kaplarda ve küçük kaplarda yapılabilir. Soğutma ve bekletme sırasında yiyecekler ağzı kapalı kaplarda tutulmalıdır. Sıcak tutulacak yemekler için benmari kullanımdan önce ısıtılmalı ve yüksek sıcaklıkta 85 ila 90 santigrat derece çalıştırılmalıdır. Benmarilerde bekletilen yiyeceğin ısısı 60 santigrat dereceyi geçmemesi gerekir. Pişirilen hızlı hazır türü yiyecekler hemen soğutulup 0 ila 3 santigrat derece arasında en fazla 5 gün bekletilmelidir. Soğutulan yemekler tekrar ısıtılacaksa sıcaklığın 2 saat içinde 75 santigrat dereceye ulaşması sağlanmalıdır. Isıtılan yemekler hemen tüketilmeli ve tekrar soğutulup saklanmamalıdır. Merkezi bir mutfakta pişen yemeklerin başka birimlere taşınma sırasında sıcak yemeklerin 60 santigrat derecenin üstünde, soğuk yemeklerin 5 santigrat derecenin altında dağıtımına dikkat edilmelidir. Ürün geliştirmenin ana özellikleri şöyle sıralanabilir. Kalite, ham maddeler, tazelik, ısı, sunum, sağlık, hijyen, güvenlik, ücret, porsiyon miktarı, değer. Kalite güvencesi ve standartizasyon sürecinin ögeleri şöyle sıralanabilir. Ham madde seçimi, belirleme, standart tarifler, tarif kılavuzları, standart metotlar, işlem kartları, standart ürünler, porsiyon kontrol planları ve ekipmanları. Etkili personel yönetimi, bir hizmet sektöründe personelin önemi şu alanlarda göz önünde bulundurulur: pazarlama, alışveriş, ürün geliştirme, kalite, sistem, etkin, etkili. Uluslararası doğrama şekilleri ve usulleri Uluslararası ama şekilleri ve usullerinin en yaygın olanları kısaca şöyle açıklanabilir. Julian, Julien, Bruno ise, Brunoaz, Jardiniere, Jardini, Macedon, Macedon, Mayrpoix, Mirpua, Dis, Deiz, veya Peison, Peysan, Meşnin, Meşnin, Batonet Sitix, Batonet Sitik, Vişi, Vişi, Bokut Garni Herp Bokut, Buket Garni Herp Buket, Garnished Onion, Garnished Onion. Soşe Dispiz, Soket Space, Spice Soşe, Space Soket, Baharat Torbası. Uluslararası Yiyecek içecek Terimleri Uluslararası Yiyecek içecek Terimlerinin en yaygın olanları kısaca şöyle açıklanabilir. Abayör, anonsları yapan kişidir. Ağla kart çalışan restoranlarda müşteri isteği mutfağa iletilince abayör anons ederek istenilen yemekleri ilgili bölümlere duyurur. Epirenti, mesleğe yeni başlayan öğrenci aşçı yardımcısına verilen isimdir, çırak da denilir. Baçır, kasap. Etlerin bölümlerini ve özelliklerini çok iyi bilmesi gerekir. Bowlender, ekmekçi veya fırıncıdır. Genelde peş zihirin kontrolünde çalışır. Chef Entramatır, sebze ve yumurta aşçısıdır. Sausier'den sonra gelen en önemli aşçıdır. Chef Kadre Menger, soğuk mutfak aşçısıdır. Ayrıca mutfak depolarının, balık ve et bölümlerinin idarecisidir. Chef Horst Doyurur, Ordov aşçısıdır. Süsleme sanatına yatkın bir aşçıdır. Chef Patissier, pasta, tatlı, börek ve dondurma aşçısıdır. Chef Poisoner, balık aşçısıdır. Balıklarla ilgili fondlar, soslar, sıcak ve soğuk balıkların ve deniz ürünlerinin her türlü pişirilme, süsleme ve servise sunma işini yapar. Chef Potager, çorba aşçısıdır. Büyük mutfaklarda bulunur. Entremetiyere yardımcı olur. Chef rotisör, ızgara ve benzeri yiyecekler aşçısıdır. Izgara etlerle yenilen garnitürleri hazırlar. Chef Sauscher, sos ve sosla pişen yemeklerin aşçısıdır. Sorumluluk ve bilgi yönünden üçüncü gelen aşçıdır. İlk ikisi olmadığı zaman sorumluluğu yüklenir. Küçük çaplı mutfaklarda aşçı başılığı da Sauscher yapar. Chef Turnant, yedek aşçıdır. Yedek aşçının mutfağın bütün bölümlerinden anlaması gerekir. Kom, kom de kısine, aşlara yardım eden, aşçı adayıdır. Kısiner de breakfast, kahvaltı aşçısıdır. Egzotik, uzak ülkelere ait anlamına gelmektedir. Uzak ülkelerde yetiştirilip, bazen Türkiye'de de bulunabilen malzemelerdir. Grillertin, rotisserin yardımcısıdır. Ona bağlı ızgara ve çevirmeleri yapar. Mutfak, servis öncesi yiyeceklerin hazırlandığı oda, mutfak asistanı, bir mutfakta genel işleri yapan kişi, mutfak katibi, garsonların siparişlerini şeflere ileten ve garsonların yazılı siparişlerini ilgili özel panoya iliştiren kişi, mutfak hamalı, bir mutfağın eşyalarını taşıyan kişi olarak tanımlanmaktadır. Vejmier'e, büyük mutfaklarda daha çok bulunan diyet yemeklerinden çok iyi anlaması gereken diyet aşçısıdır restorat ya da restoran, koyulaştırılmış ve besleyici haşlama. Sağlık veren bir haşlama gibi düşünülen yağlı haşlamadır. Sous chef, aşçı başı yardımcısı, mutfak şefinin izinli olduğu veya bulunmadığı durumlarda onun görevini üstlenir. Servis zamanı, servisle mutfağın ilişkisini kontrol eder, yürütür. Mutfağın eksiklerini ve siparişleri kontrol eder, şefe görüşerek sipariş verir stewing, etu ve yiyeceklerin kendi sularında pişirilmesidir. Takım, birlikte çalışmak zorunda olan, diğer türlü başarısız olacak çok özel insan grubudur. Servis süreci, yiyecek içecek operasyonlarının yönetiminin zor olmasının nedeni, yiyecek içecek servisinin, yöneticinin sadece teknik bilgi ve becerilerini değil iş bilgisi ve insani hünerleri de gerektirmesindedir. Yönetici bir ürünün nasıl üretildiğini, müşteriye nasıl satıldığını ve diğer birçok operasyonel konuyu bilmelidir. Ekonomik amaçlar içinde müşterinin ihtiyaçları ve beklentileriyle buluşmak temel esastır. İşletme içerisinde uygulanacak servis usulü, yemeğin türüne göre, yemeğin miktarına göre, personelin becerisine göre ve eldeki servis araçlarına göre belirlenir. Kuver, yemek yeme usulüne ve sırasına göre yemekte kullanılacak tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, peçete, kül tablası, vazo, şamdan ve menaj gibi araçların yemek masası üzerine bir düzen içinde yerleştirilmesidir. Standart kuver malzemeleri şöyle sıralanabilir: Molton, masa örtüsü, kapak örtü, kuver tabağı, kumaş peçete, metal servis takımları, çatal, kaşık ve bıçaklar, ekmek tabağı ve tereyağı bıçağı. Bardaklar, Menaj Hazırlanış amaçlarına göre kuver çeşitleri dört çeşittir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir. Basit Kuver, tabil dot Kuver, Table Dot, Alakart Kuver, Alakart, Açık Büfe Kuveri Genel olarak servis usulleri mutfakta hazırlanan yiyeceklerin konuklara servis edilmesinde kullanılan çeşitli yöntemlerdir. Yiyecek ve içeceklerin konukların sunulmasında genel olarak şu servis usulleri kullanılmaktadır. Fransız usulü servis, İngiliz usulü servis, Rus usulü servis, Amerikan usulü servis, tabak servisi, kahvaltı servisi, Continental kahvaltı, Viyana usulü kahvaltı, Türk usulü kahvaltı, İngiliz usulü kahvaltı, Amerikan usulü kahvaltı, çorba servisi, hamur işlerinin servisi, salata servisi, peynir servisi, flamp servisi, istiridye servisi, çay servisi, peçeteler, hijyen, sanitasyon ve çöpler. Ağız silmek ya da dize sermek için kullanılan peçeteler, misafirlerin yemek esnasında kullandıkları kumaş veya kağıttan yapılmış servis araçlarıdır. Servis sürecinin sağlığa uygun şekilde gerçekleşmesi için uyulması gereken bazı hijyen ve sanitasyon kuralları şöyle sıralanabilir. Pişmiş yiyeceklerin hazırlanması ve servisi sırasında çıplak elle hiçbir besine dokunulmamalı, maşa ve eldiven kullanılmalıdır eldivenlerin delinmesi, yırtılması durumunda yenisi ile değiştirilmelidir. Servis sırasında yiyecekle temas eden tüm araçlar ve yüzeylerin temizliği kontrol edilmelidir. Yemekler sıcaklık ilkesine uygun servis edilmelidir. Kuver açarken, kuver araçlarını ve dolu yemek tabaklarını taşırken ağıza, yiyeceğe ve içeceğe temas eden yüzeylere dokunmaktan kaçınılmalıdır kuver takımları temiz bir peçete içinde, tepside veya servis tabağı ile taşınmalıdır. Bardaklar, fincanlar kulplarından veya tabanlarından, çatal, kasık ve benzeri. Saplarından, tabaklar başparmak tabak içine girmeyecek şekilde tutulmalıdır. Yere düşen hiçbir malzeme tekrar servis masasına konulmamalıdır. Yiyecek ve içecek servisi yaparken hapşırma, öksürme ve konuşmaktan kaçınılmalıdır. Konuk tabağından artan yemekler, içecekler başka bir kişiye servis edilmemelidir. Yemekleri sıcak tutmak amacı ile kullanılan reşoların, elektrikli ısıtıcıların ısı kontrolü yapılmalı, uzun süre içinde kalan yiyecekler servis edilmemelidir. 65 santigrat derecede en fazla 3 saat tutulmalı. Salata barlarda özellikle sıcak havalarda bazı soslar kolay bozulacağından soğutma sisteminin çalıştırılmasına dikkat edilmelidir ısı servis süresince 10 santigrat derecenin altında olmalıdır. Soğuk tezgah ve salata bar olmayan yerlerde yiyecekler servise en erken yarım saat önce çıkarılmalıdır. Servis alanında beklemede olan tüm yiyeceklerin üzeri daima örtülü olmalıdır. Servant ve servis arabalarında yiyecekler fazla bekletilmeden servis edilmelidir. Menajlar, tuzluk, biberlik, sirkelik ve benzeri. Yağlandığında veya lekelendiğinde hemen değiştirilmelidir. Dolu kül tabakları boş olanın üzeri kapatılarak değiştirilmeli, küllerin çevreye yayılması önlenmelidir. Mutfak ya da servis sonrası bulaşıkların temizliği, zararlı mikroorganizmaların yaşamasını ve üremesini engellemek için önem taşır. Bu nedenle bulaşıkların bekletilmeden temizlenmesi gerekir. Endüstriyel mutfaklarda bulaşık işini Stewart, bulaşıkçı, yapar ve bu bölümden de Şef Stewart sorumludur. Gündelik tüketimden artan ve atılan atıklara çöp denir. İnsan sağlığı ve hijyen hususunda çöplerde mikroorganizma, haşere, kemirici ürememesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için temel çözüm mutfak çöpünün uygun bir şekilde çöp toplama mekanlarına taşınmasıdır. Çöpler ile ilgili mekanlar şöyle sıralanabilir. Boş şişe deposu, atık kağıt deposu, soğuk çöp odası, kuru çöp odası, çöp kovası yıkama ve dezenfeksiyon yeri. Bu mekanlar malzeme giriş ve kabul yeri tarafında olmalı ve ayrı bir çöp koridoru bu yere açılmalıdır. Çöpler ekonomi ve ekoloji açısından yaş çöpler, kartonlar, pet şişeler, cam şişeler, boş teneke kutular ve yanık yağ şeklinde gruplandırılır. Yiyecek ve içecek yönetimi dersi 7. ünite özeti. Gelir ve maliyet kontrolü. Giriş. Yiyecek içecek sektöründeki hızlı gelişim, işletmelerin de zaman içerisinde değişimlerine sebep olmuştur. Haliyle gelir ve maliyet kontrolünde de profesyonellik ve güvenilirlik gerekmiştir. Gelir ve maliyet kontrolü yiyecek içecek sektöründeki en önemli aşamalardandır ve kar durumunu etkileyen önemli bir unsur olan gelir durumunun kontrolünün titizlikle yapılması önemlidir. Gelir ve gelir kontrolü. Gelir, bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira ve benzeri. Varidat, irattır. Gelir iş hacmi olarak da anılır, işletmenin büyüklüğünün ölçüsü olarak aktarılır ve başarı için bir ön koşuldur. Gelir, ücret ve miktar bileşenlerinden oluşur. Çoğu yiyecek ve içecek işletmesi miktarı, servis yapılan müşteri miktarı ile belirlemektedir. Ücret bilgisi ise menülerden, şarap ve içecek listelerinden alındığı gibi bir müşterinin ne kadar harcadığı ile de ölçülebilmektedir. Eğer bir işletme, belirli bir dönem içerisindeki toplam gelirini ve müşteri çek sayısını biliyorsa kişi başına ortalama harcama miktarını hesaplamak mümkündür. Çapraz bölümleme analizinde, zaman ile ücretin, kişi sayısı ile gelirin, A işletmesinin saatlik geliri ile B işletmesinin saatlik gelirinin kıyaslanması gibi iki değişken karşılaştırılmaktadır. Zaman serisi analizi ise dönemsel bir zaman ile bir başka değişkenin kıyaslanmasıdır. Gelir durumu hesaplanmasının amacı yönetime ve işletmenin sahiplerine belirli bir dönem içerisindeki finansal performans, karlılık hakkında bilgi sağlamaktır. Net gelir satışlardan harcamaların çıkartılması ile elde edilir. Standart gelir durum formatında, satışlar, maliyet, bürüt kar, diğer gelirler, diğer giderleri operasyon giderleri, doluluk maliyeti ile faiz, amortisman, kurumsal sorumluluklar ve gelir vergileri öncesi gelir yer almaktadır. S. 150, Tablo 7. 2. Gelir kontrol sürecinde yararlanılan hesaplamalardan bazıları şöyle sıralanabilir. Yıllık yiyecek geliri, yıllık içecek geliri, Toplam yıllık öğlen yemeği geliri. Toplam yıllık akşam yemeği geliri. Toplam yıllık gelir ya da yıllık yiyecek geliri artı yıllık içecek geliri. Gelir kontrolü, basit anlamıyla satılan ürünler ile elde edilen gelirlerin uyuşmasıdır. Gelir kontrolünün yapılması manuel, mekanik ve bilgisayarlı kontrol olmak üzere 3 sisteme dayanmaktadır. Uygulanacak gelir kontrol sistemi fark etmeksizin şu performans ölçülerini kapsamalıdır. Sipariş verilenler ile toplam ödemelerin uyuşumu, kişi başına ortalama ödemeler, ortalama hesaplar, satış bilgileri, ödeme şekillerinin analizi, koltuk devri, servis elemanı başına satış miktarları, dönemsel satış bilgileri, koltuk başına satış miktarları ve metrekare başına satış miktarı bilgileridir. Manuel kontrol sistemi, servis yapılan yiyecek ve içeceklerin bedellerinin servis elemanları ya da kasiyerler tarafından alınması yöntemidir. Bu sistem kendi içerisinde alt sistemlerden oluşur. Bunlar, çek sistemi, bono sistemi ve adisyon sistemleridir. Mekanik sistem, çeklere yazılan hesapların servis elemanları ya da kasiyer tarafından değil de, ön çek makineleri tarafından yapılması işlemidir. Bilgisayarlı kontrol sisteminde ise tüm kayıtlar elektronik ortamda tutulmakta ve hesaplamalar, istatistikler gibi dökümler yine bu sistemin programlarıyla yapılmaktadır. Gelir kontrolünün önemi ve amaçları. Gelir kontrol sisteminin işletme içerisinde yer alan ve satışların gerçekleştiği tüm bölümleri kapsayacak şekilde basit, yönetilebilir ve kontrollü olması ile hatalar en az düzeyde tutulabilmektedir. Ayrıca kontrol sürecinde tutulan kayıt ve raporlar ileriye yönelik kararlar için de temel teşkil etmektedir. Kontrol sisteminin kurulmasını etkileyen faktörler şunlardır. Yiyecek ve içecek satışlarının büyük kısmının ufak miktarlarda olması, personelin çoğunlukla para ile temasının olması, tutulması gereken kayıtların farklı personel tarafından hazırlanması, pek çok personelin bono ve çeklerle ilgisinin olmaması ve çeşitli işlerin tek bir şahsa yaptırılmasıdır. Gelir kontrol sisteminin ortak amaçları ise hırsızlıkları ve kayıpları azaltmak, israfı engellemek ve elde edilen geliri korumaktır. Gelir kontrolünde kullanılan çeşitli sistemlerin ortak tarafları şöyle sıralanabilir. Satışların kayıtları numara sırasını takip eden çeklerle yapılır. Gerektiğinde sorumlu kişinin kolaylıkla bulunması için her çekin kime verildiği kayıt edilir. Çeklerin üzerinde yapılacak en ufak bir değişiklik hemen dikkat çeker. Kasiyerler, servis elemanlarından ayrı olarak satış kayıtları tutarlar. Servis elemanları müşteriden hesabı aldıktan sonra çeklerin bedelini kasaya öderler. Her çek tek tek kontrol edilir ve kasiyer kendi satış kayıtları ile bu kayıtları karşılaştırır. Kasiyerler kendilerine verilen çeklerin dökümünü yaparlar. Gelir kontrolünde kullanılan belgeler. Gelir kontrolü sürecinde kullanılan belgeler şunlardır. Servis elemanı, istek fişi ve adisyon. Servis elemanı sipariş fişi, captain order, servis elemanlarının mutfak ya da bara müşteri siparişlerini bildirmesi için kullanılan bir belgedir. Kontrollerin istendik bir biçimde gerçekleşebilmesi için servis elemanının istenen ürünü derhal yazması önemlidir. Kaçak, çalınma ya da gizli anlaşmaların engellenmesi için en ufak şüphede incelenmesi önemlidir. Adisyon, diğer adı ile hesap pusulası ise Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kağıttır. Tıpkı sipariş fişleri gibi adisyon takip föyleri de takip edilmek durumundadır. 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu'nun mükerrer 257 maddesine göre hizmet işletmelerinin adisyon kullanması zorunludur. Resmi gazetede bulunan tebliğe göre adisyonlarda en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. Mükellefin adı, varsa ticaret unvanı, İş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, sicil numarası, hizmetin ve emtanın cinsi, miktarı, adisyonun düzenlenme tarihi, adisyonun seri ve sıra numarası, adisyonun basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler. Gelir kontrol sistemleri, temelde gelir kontrol sistemleri, elle kontrol sistemleri ve makineli kontrol sistemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ayrıca bilgisayarlı kontrol sistemleri de kullanılmaktadır etkili bir gelir kontrol sistemi şu eşitliği sağlamalıdır. Ürün satışları eşittir, müşteri ödemeleri eşittir, gelir fişleri eşittir, elde edilen gelir. Elle kontrol sistemleri, 3 nüshalı sipariş fişi kontrol sistemi ve 2 nüshalı sipariş fişi kontrol sistemi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 3 nüshalı sipariş fişi kontrol sistemi çoğunlukla orta ve büyük işletmelerde kullanılmaktadır. Masa numarası, Kuver sayısı, tarih, sipariş veren servis elemanının numarası ve imzası bulunur, S, 155, şekil 7. 2. İlk nüshası mutfağa giderken, ikinci nüsha kasiyere verilerek müşteri hesabına yani adisyona işlenmektedir. Üçüncü nüsha ise servis elemanı tarafından tutularak siparişin takibi gerçekleştirilmektedir, S, 155, şekil 7. 3. İki nüshalı sipariş fişi kontrol sistemi ise özellikle küçük otellerde, düşük fiyatlı yiyecek ve içecek işletmelerinde, hızlı yemek restoranlarda ve kafeteryalarda uygulanmaktadır. Servis elemanı siparişi seri ve masa numaraları ile tarih gibi bilgileri doldurarak kopyalı fişleri almaktadır. Bu uygulamada, birinci nüsha servis elemanında ikinci nüsha ise mutfakta kalmaktadır. Elle kontrol sisteminde işletmelerin yaşadıkları sorunlar şöyle sıralanabilir. İşlemler oldukça zaman alır. Yiyecek ve içecek stok takibi güçtür. Yüksek miktarda tüketilen ürünlerin hazırlandığı malzeme stoklarının yüksek tutulması gereklidir. Bazı operasyonlarda yapılması gereken işler daha fazla zaman gerektirir. Operasyon sonuçlarının kontrol edilebilmesi için yönetime gerekli olan bilgilerin anlaşılır ve hızlı bir şekilde aktarımı kolay değildir. Mutfağa ya da bara yanlış siparişler verilebilir. Mutfak, yemekleri hazırlayarak servis elemanına vermektedir. Müşteriye yanlış yiyecek ve içecekler sunulabilir. Müşteriden hatalı miktarda para tahsil edilebilir. KDV hatalı hesaplanabilir. Adisyona yemek fiyatları hatalı yazılabilir. Makineli kontrol sistemleri ise elle kontrol sistemlerine kıyasla daha pahalı olmasına rağmen hataları en aza indirmekte ve verimlilik sağlamaktadır. Makineli kontrol sistemleri, ön çek sistemi, pre-checking ve önceden kurulmuş hazır çek sistemlerinden oluşmaktadır. Ön çek sistemi, pre-checking şu şekilde çalışmaktadır. Her servis elemanı bireysel anahtara sahiptir ve makineye yerleştirilen çek ile siparişe bağlı olarak bilgiler çift nüsha şeklinde yazdırılır. Her işlem için bir referans numarası verilir. Satış bitiminde bilgiler yetkili tarafından kontrol edilir ve kaydedilir. Önceden kurulmuş hazır çek sistemleri, preset pre-checking ise ön çekin geliştirilmiş şeklidir. Bu sistemde ürünler tuşlara tanımlanır ve servis elemanının tuşa basmasıyla yiyecek ya da içecek müşteri çekine fiyatı ile yazılarak hafızaya alınır. Çalışma dilimi ya da gün sonunda bir tuşa basılarak tüm bilgiler alınır. Bilgisayarlı kontrol sistemleri ise işletmelerde hızlı ve güvenilir bir şekilde hatasız satışlar ve hatasız nakit kontrolü gerçekleştirme imkanı sunar. Bu sistemde ana bilgisayar sadece yetkili kişilere açıktır ve diğer bilgisayarlar bu bilgisayara bağlı olarak çalışırlar. Bilgisayarlı kontrol sistemlerinde aşağıdaki raporlar alınabilmekte ve daha sonra kullanılmak üzere saklanabilmektedir: Toplam satışlar, satış vergileri, müşteri sayıları, ortalama çek sayıları, servis elemanlarının performansları, bahşiş bilgileri, çalışma saatleri, her menü kaleminin satış miktarları menü kalemlerinden elde edilen gelirler. Banka, kredi, işlemleri dökümleri, ödenmez bilgileri ile, kapatılmamış ya da açık kalmış çeklerin bilgileri ve sorumlularının dökümü. Raporlar kapsamındaki bir maddede yer alan bahşiş, memnuniyet sonrası yiyecek ve içecek ücreti haricinde ödenen küçük miktarlı para şeklinde tanımlanabilir. Maliyet kontrolü, maliyet, üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamıdır. Yiyecek içecek işletmelerinde satış karlarının en yüksek düzeyde tutulması için yiyecek ve içecek ilk madde ve malzeme giderlerinin kontrol altında tutulması oldukça önemlidir. Maliyet kontrolünün amacı temelde işletmenin kazanç elde edici faaliyet göstermesini sağlayacak biçimde tüm alanlarda maliyetler üzerinde yönetici bir güç uygulayarak gereğinden fazla olan yiyecek içecek ve iş gücü maliyetlerini ortadan kaldırmaktır. Maliyet kontrolünün alt amaçları ise şöyle sıralanabilir. Gelir ve giderlerin analizinin yapılması, standartların belirlenmesi ve korunması, fiyatlamaya temel oluşturulması, çalınma olaylarının engellenmesi, israftan kaçınmak ve yönetimin bilgilendirilmesidir. Maliyet kontrol sisteminin aşamaları. Maliyet kontrolü yönetimin bir aracıdır ve yiyecek içecek işletmelerinde maliyet kontrolünden sorumlu kişi genellikle maliyet muhasebecisi veya kontrolördür. Kontrol fonksiyonunun etkinliği ise aşağıdaki özelliklere sahip olması ile yakından ilgilidir. Kurulacak yiyecek içecek maliyet kontrol sistemi mevcut organizasyona uygun olmalı ve adapte edilebilmelidir. Sistem basit, formaliteler asgariye indirilmiş olmalıdır. Anlaşılır ve sürekli olmalıdır. Saptanan hedeflere ve standartlara ulaşılıp ulaşılamadığı kısa zamanda belirlenmeli ve ilgili birimlere aktarılmalıdır. Kontrol sistemi ekonomik olmalıdır. Kontrol sistemi uygulanabilir ve uygun bir sistem olmalıdır. Yiyecek içecek maliyet kontrol sürecinin zincir halkaları gibi bir bütün olarak değerlendirilmesi kaçak ve israfların önlenmesini sağlayacaktır. Satın almada maliyet kontrolü satın alma işlemi maliyet kontrolünün ilk basamağıdır. Satın alma işlevi bir işletmede geleceği belirlediğinden hesaplı, kaliteli ve güvenilir ürünlerin tercihi önemlidir. Ayrıca satın almada bir düzen olmalıdır. Satın alma yöntemleri kapalı zarf usulü, pazarlık yöntemi ve piyasadan teklif alma yöntemidir. Tesellümde maliyet kontrolü de bu kapsamda ayrı bir konudur. Tesellüm, otelin sipariş verdiği miktar kalite ve anlaşılan fiyattan yiyeceklerin tedarik edilip edilmediğinin kontrolü ve depoya veya doğrudan kullanıcıya transferini sağlama görevini yerine getirme faaliyetidir. Tesellüm işleminin kolaylığı için yeterli alan ve araç gereçlerin bulundurulması önemlidir. Depolama ve dağıtımda maliyet kontrolünün yapılması, işletmenin üretim ihtiyaçlarını karşılamakta ve bozulma ile çalınmaların meydana gelmesini önlemektedir. Bu kapsamda depolama prosedürü, stok kontrolü ve önemiyle depodan mal çıkarma konuları önem taşımaktadır. Depodan çıkartılan malların fiyatlandırılmasında şu yöntemler kullanılmaktadır: FIFO (First In First Out) yani ilk giren ilk çıkar yöntemi, LIFO (Last In First Out) yani son giren ilk çıkar yöntemi, ortalama değerlendirme yöntemi ve NIFO (Next In First Out) yani ilk gelecek ilk çıkar yöntemi. Üretimde maliyet kontrolü esas itibarıyla dört başlık altında incelenebilir. Bunlar, menü planlaması ve satış tahminlerinin yapılması, mutfak deneyleri yapılarak standart ürün elde edilmesi, standart tariflerin kullanılması ve standart porsiyon büyüklüklerinin belirlenmesidir. Serviste ve tüketimde maliyet kontrolü ise son aşamadır. Bu aşamada istendik şekilde satın alınan, depolanan, stoklanan, üretilen yiyecek ve içecekler doğru bir şekilde servis edilmelidir. Ürünlerin uygun ısılarda bekletilmesi ve gerektiği şekilde muhafaza edilmesi ise tüketim esnasında maliyeti olumsuz etkileyebilecek etmenler bu kapsamda önem taşımaktadır. Maliyet kontrolü yöntemleri Maliyet kontrolü yöntemleri, basit maliyet kontrolü ve ayrıntılı maliyet kontrolü olmak üzere iki ana başlık altında toplanabilmektedir. Basit maliyet kontrolü yöntemi, aylık ve günlük olmak üzere iki şekilde uygulanan ve kısaca maliyetlerin satışlara oranlamasına dayanan bir sistemdir. Elde edilen satılan yiyecek maliyetinin, yiyecek satış gelirine oranlanmasıyla istenilen yüzde elde edilir. Ayrıntılı maliyet kontrol yöntemi ise yiyecek içecek maliyetlerinin günlük olarak hesaplanmasıdır. Günlük maliyetlerin hesaplanabilmesi için o güne dair bütün kayıtların tutulması gerekmektedir. Ayrıntılı maliyet kontrolünde kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir: Harris, Kerr and Forster yöntemi, toplam günlük yiyecek maliyetinin yanı sıra malzeme grubunun da toplam maliyeti görülebilir. Forward and forward yöntemi, maliyetlerle birlikte her bir yiyecek içecek grubunun satış oranı da bulunmaktadır. Standart maliyet kontrolü bu yöntemde yiyecek maliyeti önceden belirlenir ve standart tariflere göre hazırlanır. Potansiyel yiyecek maliyet kontrol yöntemi, gelecekte olması gereken maliyetlerin belirlenerek beklenen karın elde edilmesi için gerekli olan satış fiyatlarının belirlenmesini kapsamaktadır. Bu yöntemlerin hangisi kullanılırsa kullanılsın gelirlerin artırılması ve karlılığın sağlanması için genel amaç, maliyetleri denetim altında tutarak, doğru fiyatlamayı yapabilmektir. Yiyecek ve içecek yönetimi dersi 8. ünite özeti. Yiyecek içecek endüstrisinde yeni trendler. Giriş. Yiyecek içecek endüstrisi yalnızca insanların fiziksel ihtiyacı olan beslenmeyi karşılamaya yönelik değil, aynı zamanda psikolojik, sosyal, kültürel ve hatta fantastik boyutları da içeren ürünler sunmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini takip eden yıllarda iş dışında kalan zamanın, boş zamanın, artması ve kişi başına düşen harcanabilir gelirin yükselmesiyle ev dışında yemek çok cazip hale gelmiştir. Yeme ortamı ve etkileri. Yemeğin yendiği fiziksel ortamda sunulan tüm hizmetin değerlendirilmesini amaçlayan önemli bir kavram hizmet alanıdır. Service scape. Fiziksel çevre olarak da tanımlanan hizmet alanı, müşterilerin izlenim oluşturmalarında olumlu ve olumsuz etkiler geliştirmesi bakımından etkili rol oynar. Hizmet alanının müşteri davranışlarına etkileri üç temelde incelenmiştir. Hizmet sunanlara olan etkilerini belirlemek Hizmet alanının bireylerin değerlendirme sürecinde oluşturdukları genel kavrayışı ve bütünsel bir resim ortaya çıkarmak, hizmet alanının tüketici davranışları üzerindeki etkileyiciliğinin anlaşılmasını sağlamak. Hizmet alanı yalnızca fiziksel çevre olarak ele alınmamalıdır. Zira hizmet alanı fiziksel unsurların yanında psikolojik ve sosyal unsurları da içermektedir. Görsel öğeler, renk, ışıklandırma, elin, işitsel öğeler, müzik ve müzik hariç sesler ve koklama ile ilgili öğeler de hizmet alanının unsurları arasındadır. Tüketiciler, hizmeti, değerlendirirken içinde bulunan ortamı da, ürünün, bir parçası olarak algılarlar. Sosyal ve psikolojik etkilerin yanı sıra fiziksel çevrenin tasarımı da bu algının oluşturulmasında etkilidir. Hizmet alanı oluşturmada iki önemli bakış açısı bulunmaktadır. 1. Mekansal yerleşim ve işlevsellik, servis alanında bulunan masa, sandalye, koridor, hol, tuvaletler gibi tasarlanmış ve düzenlenmiş hizmet unsurlarıdır. Mekansal yerleşim ve işlevsellik boyutu opera, tiyatro, restoran, bar, konser gibi hizmetler için önemlidir. Çünkü tüketicinin konfor algısını doğrudan etkilemektedir. 2. Estetik çekimle ilgili unsurlar, bu boyut mimari tasarım, temizlik, yön işaretlerinin bulunması ve kullanılması gibi fiziksel unsurlardır. Tüketicilerin servis alanı ile ilgili estetik kaliteyi algılama ve hizmet alanını değerlendirebilme konusunda etkili olan bu boyut, tüketicilerin mutlak his ve düşüncelerini etkilediği için sonuçta hizmete yaklaşımı ve sakınma tutumlarını yönlendiren bir unsur özelliğini taşır. Hizmet alanının tipolojik yapısına bakıldığında harcanan zamanın ve hizmet türünün hizmet alanının önem konusunda belirleyici unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Hizmet türü perspektifinden bakıldığında işlevsel hizmetlerin kuru temizleme, büro işleri, eğitim, dinlence hizmetlerine göre spor aktiviteler, restoran ve oteller daha az hizmet alanı önemine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tüm bunların katkısıyla hizmet alanı, hizmetin geçtiği ve tüketicilerin hizmetle ilgili tüm soyut ve somut algılamaları gerçekleştirdikleri fiziksel ortamdır. Yiyecek ve içecek işletmelerinde franchising. Franchising, en genel tanımıyla alanında ün yapmış bir firmanın faaliyet ve isim hakkını kullanma anlamına gelmektedir. Franchise, Türkçede imtiyaz hakkını kullanma olarak karşılık bulmaktadır. Buna göre, franchise işleminde işin hakkını veren tarafa imtiyazı kullandıran taraf isim hakkını alan tarafa ise imtiyazı kullanan taraf denmektedir. Franchise alan ve veren işletmeler bir takım avantaj ve dezavantajlara sahip olmaktadır. Franchise veren firmanın avantajlarından biri, işletmenin farklı ve yabancı pazarlara kolay ve düşük maliyetlerle girebilmesidir. Bu durumda isim hakkını veren firma daha önce faaliyette bulunmadığı coğrafyalara ve pazarlara bir başka yatırımcının yardımıyla girmektedir. Bu sayede, hem o ülkede kolayca iş yapabilmiş hem de işletme maliyetlerinde etkin bir avantaj yakalamış olmaktadır. İmtiyaz hakkını kullandıran firmanın bir takım dezavantajlar konusunda dikkatli olması gerekmektedir. Bunların başında isim hakkını alan firmanın üzerinde kontrolü sağlamada ve sürdürmede yaşayabileceği zorluklardır. İmtiyaz sözleşmelerinde isim hakkını veren kadar isim hakkını alan firmada benzer durumlarla karşı karşıyadır. İyi tanınan ve bilinen bir firmayla pazara açılma avantajıyla birlikte eğitim ve know-how olanaklarıyla isim hakkını alan firmanın sürekli olarak desteklenmesi önemli bir artı değerdir. Ekolojik gıda ve yiyecek içecek işletmelerinde kullanımı. 10 Haziran 2005'te yürürlüğe giren 25.841 sayılı, organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve eklerine uygun olarak, tohumdan hasada, hasattan tüketicinin eline ulaşıncaya kadar tüm süreçlerde insan sağlığına zararlı hiçbir kimyasal girdi, katkı maddesi ve yöntem kullanılmadan, doğaya ve tüm canlılara zarar vermeden üretilen kontrollü ve sertifikalı ürünlere organik ürün denmektedir gıda ürünlerinin üzerinde bulunan ve ürünlerin sağlıklı olduklarına dair çağrışım yapan, doğal, natürel, yüzde yüz, hormonsuz, hakiki, saf, köy ürünü, gibi ifadelerin yasal dayanağı ve herhangi bir garantisi bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde fast food tarzı beslenmeye bağlı olarak artan sağlık sorunlarının önlenmesinin yine beslenme dizaynındaki değişimlerle gidermek isteyen yiyecek içecek endüstrisi çıkış yolunu ekolojik gıdalardan hazırlanan menüler sunan yeşil restoranlarda bulmuştur. Bu restoranlarda sunulan tüm ürünler ekolojik ürün niteliğinde olup yiyecek hazırlamada kullanılan teknikler de sağlıklı hazırlama metotlarından oluşmaktadır. Temalı restoran ve barlar Çevreye farklı bir özellik kazandırma süreci olan tema, hizmet endüstrisinde özellikle de konaklama ve turizm endüstrisinde sıklıkla kullanılan bir strateji olarak tanımlanmaktadır. Tema bir farklılaştırma yöntemidir. Buradaki ana amaç, işletme ile müşteri arasında ortak bir kültür oluşturmak ve bunu bir seçime yönlendirerek müşteri tarafından talep edilmeyi sağlamaktır. Temalı restoranlar ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra açılmıştır. İnsanların iş dışında kalan zamanlarının fazlalaşması ve gelirlerindeki artış, yiyecek içecek işletmelerinin sundukları hizmet farklılaştırmalarına neden olmuştur. Temalı restoranlar, sundukları yiyecek içecekler aracılığıyla insanların temel gereksinimlerinin yanı sıra güzel duygu gibi gereksinimlerini de gidermeyi amaçlayan müşterilerinde özel bir yerde oldukları hissini uyandırarak kendilerini özel hissetmelerini sağlayan ticari yiyecek içecek işletmeleridir. Tüketiciler temalı restoranları farklı sebeplerle tercih etmektedir. Bunlardan bazıları, yenilik arayışı, kendi kültürlerine bağlılık ve farklı kültür ve mutfak lezzetlerini keşfetme isteğidir. Bu sebeple de temalı restoranlar artış göstermektedir. Kent mutfakları, yeme içme kültürünün gelişmesiyle insanlar yedikleri yiyeceklerle birlikte yemeklerin kökenlerine ait araştırmalar yapmakta, bilgi edinmeye arzulamakta ve geçmişini merak etmektedirler. Bu nedenle yedikleri yemeklerin özelliklerini keşfetme yolunda araştırmalar yapılırken bir takım kategorilere göre bilgi toplanması yoluna gidilmektedir. Bu kategoriler arasında öncelikle ulusal mutfaklar dikkate alınmaktadır. Yemeğin Fransız mutfağına mı yoksa İtalyan mutfağına mı ait olduğu, pişirme yöntemlerinden hangisinin hangi ulusal mutfağın uygulamalarına göre kullanıldığı gibi bilgiler ulusal mutfaklara göre bir sınıflandırmadır. Ulusal sınıflandırmayı yöresel mutfak grupları takip etmektedir. Bir diğer sınıflandırma ise bölgesel mutfaklara göre yapılmaktadır. Burada yemekler ve yemeklerin kökenleri geldikleri bölgelere göre değerlendirilmektedir. Karadeniz mutfağına özgü yemekler, Güneydoğu mutfağı, Marmara sofraları bölgesel mutfak grupları içinde yer almaktadır. Son olarak da uzmanlık alanlarına göre sınıflandırmaya tabi tutulan bir yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemde yemekler, et yemekler, sebze yemekler veya balık yemekler olarak gruplanmaktadır. Türkiye açısından bakıldığında İstanbul mutfağı başta olmak üzere İzmir mutfağı, Antep mutfağı Urfa mutfağı gibi mutfakların kent mutfağı akımına uygun olarak değerlendirildiğinde diğer bütün kategorik tanımlamalardan daha fazla anlam taşıdığı kolaylıkla görülebilmektedir. Bu sayede, çok uluslu, çok kültürlü, çok dilli ve çok geniş bir coğrafyaya yayılabilecek nicelikte büyüklükler daha derli toplu olarak ele alınabilmektedir. Fast food akımı, fast food, TDK tarafından hazır yemek olarak tanımlanırken, bir başka görüşe göre ise satıcıların hamburger, pizza, tavuk ya da sandviç gibi ürünlerde uzmanlaştıkları, kısıtlı bir menü ile seri bir üretim tekniği kullandıkları yiyecekler olarak tanımlamaktadır. Türkiye'ye bakıldığında, Türk toplumunun geleneksel beslenme alışkanlıklarında yıllara göre değişimler yaşanmış ve bunu takiben fast food akımı giderek artış göstermiştir. Fast food sistemi ile tüketilen besinlerin enerji ve bazı besin öğeler yönünden dengeli olmaması uzun dönemde bazı sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Bu sağlık problemlerinin başında şişmanlık gelmektedir. Fast food ürünlerindeki en önemli sorun yüksek enerji içermeleridir. Bu da kilo alımına yol açabilmektedir. Fast food ürünlerindeki yağın çoğu hayvansal kaynaklıdır. Bu durum basta koroner kalp hastalıkları ve kanser olmak üzere, birçok kronik hastalık için risk faktörüdür. Slow Food Akımı Slow Food, yavaş yemek, akımı, 1986 yılında fast food'a tepki olarak İtalya'da ortaya çıkmış ve yerel lezzetlere sahip çıkmayı, doğaya saygı göstermeyi, rahat ve sağlıklı beslenmeyi, ne yediğini bilmeyi, hatta kendi yiyeceğini yetiştirmeyi ve yalnızca tıka basa yemek yemeyi değil, yediği yemekten tat almayı ve yemek ile sosyalleşmeyi ilke edinmiş bir akım olarak başlamıştır. Slow food, iyi, temiz, adil gıda, felsefesiyle ortaya çıkmış, çevreyi, hayvan varlığını ve üreticilerin gelir düzeyini önemsemiştir. Tanım olarak, slow food, iyi gıda, good, artı temiz gıda, clean, Artı Adil Gıda Fair üçlemesinden oluşmuş ve bunun neticesinde sürdürülebilir kaliteli gıda kavramına ulaşmayı benimsemiştir. Gıdanın iyi olması yerken haz vermesi ve lezzetli olması anlamını taşımaktadır. Gıdanın temiz olması üretiminde kullanılan tekniklerin çevreye, hayvan ve insan sağlığına zarar vermemesi olarak özetlenmektedir. Gıdanın adil olması, ise, gıda üreticilerinin emeklerinin sömürülmemesi ve emeklerinin karşılığını alabilmeleri olarak açıklanmaktadır. Slow food akımında unutulmuş veya unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürünün ve tarım yöntemlerinin korunması da bu hareketin içinde yer almaktadır. Bunu başarabilmek için, yerel satıcıları endüstriyel satıcılardan korumaya çabalar. Slow food hareketine dahil olanlar, globalleşmiş marketlerden değil, yerel marketlerden alışveriş yapmayı tercih eder. Bu harekete dahil lokantalar, pişirdikleri yemekler için yerel üreticiden alışveriş yapmak zorundadırlar. Hayvan soylarının, tahıl, sebze ve meyve tohumlarının yok olmaması için çaba gösterir. Bunun için çeşitli etkinlikler yapar. Bunlardan biri de Toprak Ana, Terra Madre oluşumudur yerel ürünlerin kaybolmaması için bilimsel çalışmalar yapar. Bunun için uluslararası düzeyde eğitim programları ve seminerler düzenler. Yok olma tehdidi altındaki ürünler ve onları üretenler belirler. Lezzet eğitimleri verir. Ürün çeşitliliği, slow food genetik değişime uğramış ürünlere şiddetle karşı çıkmakta, özelliğini yitirmemiş ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesini sağlamak için çaba sarf etmektedir. 1999 yılında Slow City hareketi başlatılmıştır. Kültür, sanat ve mutfakta yerel tatlara ve geleneklere önem veren bir yasam biçimi benimsetilmeye başlanmıştır. Yerel ürünler o bölgeyi ziyarete gelen turistlere tanıtılmakta ve onlara konukseverlik gösterilmektedir. Gastronomi turizmi, gastronom en genel anlamıyla, iyi yemek yeme sanatı ve belirli bir bölgede görülen özel pişirme usul ve gelenekler olarak tanımlanmaktadır. Gastronomiyi yiyecek ve içeceklerin tarihsel gelişme sürecinden başlayarak tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını kapsayan aynı zamanda bilimsel ve sanatsal unsurlarla katkı sağlayan bir bilim dalı olarak tanımlamaktadır. Son yıllarda, pek çok turistin seyahat nedenleri arasında, destinasyonların sahip olduğu mutfak kültürünü keşfetmek yer almaktadır. Pek çok destinasyonda sahip oldukları mutfağı, turist çekim gücü olarak kullanmakta ve bu alanla ilgili niş pazar olarak faaliyet göstermektedirler. Başlı başına gastronomik değerler, kültürel, toplumsal, coğrafik ve sosyal beslenme faktörler gibi birçok temele dayalı olabilmektedir. Gastronom turizminin önemli unsurlarından birisi, yerel ve bölgesel gastronom turizminin gelişmesiyle tatil mekanının pazarlanmasında uzun soluklu rekabetçiliğe katkı sağlayabilmek için önemli bir potansiyele sahip olmasıdır. Kültürel çekicilikler arasında, ziyaret edilen yerin geçmişten günümüze ulaşan ve yaşatılan, gelenek ve görenekler, folkloru, kutlamaları, doğal ve tarihsel yapıları ile yöresel mutfağı bulunmaktadır. Yöresel yemekler, o bölgede gelenek haline gelmiş, kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer yemeklerden üstün tutulan yiyeceklerdir. Bunların oluşumunda coğrafi konum, üretim şekli, tarihsel gelişim, ekonomik ve kültürel ilişkiler, inanç ve etnik durum gibi faktörler etkili olabilmektedir. Moleküler gastronomi ve füzyon mutfak. Moleküler gastronomi, Harold McGee tarafından lezzetli olmanın bilimsel çalışması. Torvald Pedersen tarafından iyi yemek seçme, hazırlama ve yeme sanatı olarak tanımlanmıştır. Ancak genel bir ele alışla moleküler gastronomi, yiyecek bilimi olarak evlerde ve endüstriyel mutfaklarda moleküler değişimleri ve fenomenleri ele alan ve günümüzde gastronomik kelimesiyle kaynaşan bir tanımlamadır. Fizik, kimya ve biyoloji alanı katı, sıvı ve gaz halinde bulunan maddeye ait ilke, kavram ve ilişkileri araştırır. Gıda maddeleri de mikro ölçülerde moleküllerden oluşurlar ve bu moleküller tatlar ile kokuları oluşturan bileşenlerdir. Bu nedenle besin maddelerini oluşturan moleküllerle gastronomiyi bir araya getirdiğinden dolayı terim, moleküler gastronomi, olarak adlandırılmaktadır. Moleküler gastronomi, yiyeceklerin hazırlanırken ve tüketilirken ortaya çıkardıkları moleküler, fiziksel, kimyasal ve yapısal değişimleri anlamayı, kontrol etmeyi ve açıklamayı ele alır. Bunu yaparken, gözlem, hipotez oluşturma test etme, kontrolü yüksek deneyler yapma ve bunlara dış geçerlik kazandırma gibi amaçlar güder. Bu disiplin, ev mutfakları ve endüstriyel mutfaklar ile ilgili bir yaklaşımdır ve yiyecek bilimleri ile ev mutfakları arasındaki boşluğun giderek büyümesin dikkate alarak ortaya atılmıştır. Bu sayede, yemek pişirme, spesifik bir bilim olarak moleküler gastronomi adıyla çeşitlenmiştir. Füzyon mutfak yıllardır sıkça duyulan bir tanımlamadır. Füzyon mutfak, adından da anlaşılabileceği gibi, farklı uluslara ait mutfak kültürlerinin, tekniklerinin ve malzemelerinin aynı tabakta birleştirilmesidir. Buna rağmen tabakta tek bir ulusal özelliğin öne çıkmaması önemlidir. Füzyon, birden fazla ülkenin mutfağından teknikler ve malzemeler kullanılacağı için ortaya çıkan nihai ürün aslında çok uluslu bir ürün niteliği taşımaktadır. Bu çok ulusluluk yemeği küresel boyutlara taşımaktadır. Gıda güvenliğinde yeni yaklaşımlar. Gıda işletmeleri müşterilerine ürün veya hizmet sunmalarının yanında kendi çalışanlarına ve topluma karşı temiz ve güvenli gıda ürünler üretme ve dengeli beslenme konularında sorumluluk sahibi olmalıdırlar. Bu nedenle gıda üreticilerinin birinci önceliği ürünlerinin temiz ve sağlıklı olmasıdır. HJE, ortamdaki zararlı organizmaların hastalık yapacak seviyenin altına indirilmesi işlemidir. Bu tanıma göre esas olan gıda üretim için tamamen bakterisiz veya diğer mikroorganizmalardan tamamen arındırılmış bir ortam sağlamak yerine, gıda ürününün kendisi ve üretim yerinin patojen, hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak olduğunun bilinmesi önemlidir. Şayet ürün ve üretim ortamı patojen olan veya olmayan tüm mikroorganizmalardan arındırılırsa bu işleme teknik olarak, sterilizasyon, adı verilmektedir. Gıda işletmeleri, besin hijyeni ve sanitasyonun sağlanmasında birinci sorumluluğa sahip kuruluşlardır. Burada vurgulanan sorumluluk bilinci, ham maddenin sağlandığı ana kaynak veya müstahsilin ilk üretim yerinin de bilinmesini ve kuralara uygun, güvenilir ürünün temin edilmesinin önemini kapsamaktadır hijyen ve sanitasyonun sağlanmasında, ilk basamak, satın almada sanitasyonun sağlanmasıdır. Satın alma işlemleri, gıda işletmelerinde hijyeni sağlamada ve güvenli gıdayı sunmada başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Satın alma aşamasından sonra sırasıyla, ürünleri işletmeye teslim alma, ürünleri depolama, Ürünleri hazırlama ve sunma aşamalarında sanitasyon kurallarının uygulanması ve takibi temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdanın tarladan sofralarımıza sorunsuzca ve yüksek kalitede gelmesine büyük katkı sağlayacaktır. Gıda işletmelerinin sağlamaları zorunlu olan temiz ve güvenilir gıda maddelerinin, belirlenen standartlara uygun olmaması durumunda, gıda güvenliğinde başarısızlık, ortaya çıkmaktadır. Dünyanın en iyi restoranları Dünyanın en iyi restoranı, dünyaca bilinen ve kabullenilmiş olan restoran magazine, uzun yıllardır restoranları derecelendirme rehber olarak bilinen Michelin Rehber ve Gomilao tarafından yapılmaktadır. Restoran magazinin 837 üyeden oluşan akademik ekibi, restoran sahipleri, şefler, yiyecek gazetecileri, gurmeleri tarafından oluşmaktadır. Bu gruplar sırasıyla her yıl en iyi olduklarını düşündükleri 7 restoranı belirlerler. Ancak panelistler kendi bölgelerinden en fazla 4 restoranı oylayabilmekte ve restoranın oylanmasının bir ön şartı olarak o restoranda son 18 ayda yemek yemiş olmalıdır. Hakem pozisyonunda olan panelistler kendi sahip oldukları veya çalıştıkları restoranlara oy verememekte ve aday göstermede şef veya restoran sahibi değil, restoranın kendisi öne sürülmektedir. Yiyecek stilistliği, yiyecek stilistliği yiyeceklerin aynı bir film sahnesindeymiş gibi görünmelerini sağlamak için yapılan bütün iyileştirmeler ve düzenlemelerdir. Kavram her ne kadar yen bir tanım olarak algılansa da geçmiş 1950'lere kadar gitmektedir. Yiyecek stilistliğinin ilk dönemler kendi kendine öğrenme ile başlamıştır. Yiyeceklerin fotoğraflanması, renklerin vurgulanması, çekim tekniklerinin geliştirilmesi bir grup girişimci kadın tarafından geliştirilen fikirlere dayanır. Yiyecek stilistliği çalışmaları bir takım aşamalar içermektedir. Bunlar arasında birinci aşama yiyeceklerin, yardımcı malzeme ve aparatların ve ekipmanların seçimidir. Bu aşamada çekim unsuru olarak kullanılacak yiyecek belirlenir. Yiyeceğin görünüşte albenisini artıracak yardımcı malzemeler ve garnitürlerle kaydedilmesini sağlayacak ana ve ikincil teçhizat belirlenerek bir planlama yapılır. Yenilebilir çiçekler Çiçekler birçok mutfak kültüründe yüzyıllardan beri tat ve aromalarından dolayı kullanılmaktadır. S 196, Tablo 8. 2. Özellikle yaz aylarında bol miktarda bulunmaları nedeniyle salatalar ve tatlılarda kullanılan yenilebilir çiçekler, kış aylarında da kullanılabilmeleri amacıyla konserve, şekerleme, reçel yapımı ve kurutma teknikleriyle işlenebilmektedirler.